Sayın Dekanım, saygıdeğer konuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, İşletme Fakültesi Sosyal İnovasyon Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Zirvesi 2019'a hoş geldiniz. Bu sabah sizlerle burada birlikte olmak bizim için çok önemli ve ayrıcalıklı. Zira bu fakültemizin bünyesinde kurduğumuz yeni bir inisiyatifin, Sosyal İnovasyon Akademisi'nin ilk etkinliği, ilk zirvesi. Ve bu zirveyi önümüzdeki yıllarda da artan bir heyecanla ve katılımla devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugün burada olmamızın bizim için ayrıca bir anlamı daha var. Aslına bakarsanız üniversitemiz bünyesinde ilk defa sürdürülebilirlikle alakalı bir konferans, bir zirve, bir panel düzenleniyor. Sürdürülebilirlikten ne anladığımızı, ne kastettiğimizi hep beraber birazdan konuşmak istiyoruz sizlerle, sizlerin de görüşlerini, fikirlerini alarak. Fakat öncesinde ben müsaadenizle program hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Sabah oturumumuzda oturum dili Türkçe olacak, Türkçe olarak gerçekleşecek. Müsaadenizle bunun İngilizce olarak anonsunu da uluslararası öğrencilerimiz için yapmak istiyorum. Our international students, the second panel today will be in English, but the first one in the morning will be in Turkish. So you can you know, participate in either, and you're very welcome to participate in either. So after this short, brief explanation, I'm switching back to Turkish. Thanks. Bugün çok kıymetli panelistlerimiz var her iki oturumda da. Aslına bakarsanız sürdürülebilirlikle ilgili olarak konuşmak konusunda önemli isimler olan özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, girişimcilerle ve özellikle sosyal girişimcilerle bir araya getirmeyi arzu ettik. Çünkü bu ekosistemde her bir aktörün rolü çok büyük, çok önemli ve mutlaka her aktörün bu etkinliklerde temsili olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple hem sabah oturumumuzda hem öğleden sonra oturumumuzda bu temsili sağlayacak şekilde panelistlerimizi davet ettik. Kendileri de kırmayarak teklifimizi kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Kısa bir giriş yaptıktan sonra şimdi müsaadelerinizle İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ercan Gilgez'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Değerli misafirler, sayın hocalarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Benim alanım pazarlama. Ben öğrenciyken bizim pazarlama kitapları 4P dediğimiz ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım üzerine yoğunlaşmıştı. İnce kitaplardı. Zaman içerisinde bunlara sosyal pazarlama tarafları da, sosyal sorumluluk, etik tarafları da eklenmeye başladı. Kitaplar kalınlaşmaya başladı. Arkasından Philip Kotler bir social marketing dediğimiz sosyal pazarlama kitabını yayınladı. Ve son dönemlerde de özellikle sürdürülebilir pazarlama kavramı çok ön plana çıktı. Ve toplumdaki, sokaktaki birçok kişinin pazarlama nedir diye sorulduğu zaman size söyleyeceği, insanlara zorla bir takım mal ve hizmetleri aldırmaktır tanımının çok ötesine geçti. Ki hiçbir zaman böyle değildi aslında. Bu yanlış algı çok hakimdi etrafta. Ama çok ilginç bir noktaya geldik ki günümüzde biz pazarlamayı toplumsal ve sosyal problemleri çözmek için kullanmaya başladık. Ve multidisipliner bir yaklaşımla özellikle toplumsal sorunlarda, sosyal problemlerde mikrofinans ve pazarlama gibi kavramları bir araya getirerek bu sorunlara çözüm üretmeye başladık. Yani işin sosyal tarafı giderek her geçen gün daha çok artmaya, daha fazla önemli hale gelmeye başladı. Tabii bugün birçok meselenin temel kaynağının biz sosyal sorunlar olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı olduğunu görüyoruz. İşte eşitsizlik, yoksulluk, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, bütün bu problemler sadece işletmeleri değil toplumları da etkiliyor. Sadece kendimizi ve bugünü düşünmekten ziyade gelecek kuşakları da düşünmek zorunda olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Bu anlamda ben kurumlarda sosyal sürdürülebilirliğin
ve bununla birlikte sosyal inovasyonun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani inovasyon iyi bir şey ama en hayırlı inovasyon sosyal inovasyon, bir de işin bu tarafı var. Toplumlara çare üreten inovasyonlar çok önemli hale geliyor. İşletmeler de kendilerini bu tarafa doğru yöneltmeye başlamış durumdalar. Ben daha çok sizi sıkmak istemiyorum uzun konuşarak ama konunun önemini bu şekilde aktarmak istedim. Ben fakültemizin çok değerli öğretim üyelerine, başta Dicle Hoca olmak üzere Murat Hoca, Aile Hoca'ya böylesine bir girişimi başlattıkları için bu konuya el atan nadir fakültelerden biri olduğumuz için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda öğrencilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün buradasınız, hocalarınızla beraber eminim bu konularda da birçok projeye imza atacaksınız diye düşünüyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyi sonuçların tartışıldığı bir zirve yapmış oluruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Ercan Gigez'e çok teşekkür ederiz. Dekan hocamız bu konuda bizim önümüzü her zaman açtı. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu konu hem bizim hem fakültemizin öğrencileri açısından çok önemli. Zira geleceğin iş dünyasında karşınıza çok sıklıkla çıkacak bir konu olacağı kesin. Neden derseniz, bunun nedenleriyle ilgili çok ufak birkaç bilgiyle girizgah yapmak istiyoruz aslında zirvemize. Bu arada yine önemli bir bilgi ve bir detay. Hashtag Sustainability Summit 2019 ve Hashtag Social Innovation Academy kullanarak sosyal medyada yapacağınız paylaşımların arasından bir kura çekerek sizi, şu anda ismini açıklamıyorum fakat çok çok önemli şirketlerin bu konuyla alakalı olarak bir araya gelecekleri bir panele davet edeceğiz. 3 öğrencimizi davet edeceğiz. O nedenle sık sık bu hashtagleri kullanarak paylaşım yaparsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda sizi de önemli bir inisiyatifin bir parçası yapmaktan dolayı da mutluluk duymuş olacağız. Peki biz neden bu konuyu dert ediyoruz arkadaşlar? Sabah sabah çok fazla içinizi sıkmak, yormak istemiyorum ama dünyanın gerçeklerine şöyle bir göz atalım istiyorum. Neden dert etmek zorunda olduğumuzu daha iyi anlayalım diye. Bugün 767 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırından kastımız günde 1.25 dolar. Yani gerçekten açlıktan bahsediyoruz ve bu rakam 767 milyon. Farklı ekonomik sınırlarda, yani 1.25 doları açlık sınırına değil de biraz daha yukarıya yoksulluk sınırına çekecek olursanız 10 dolar ve altında yaşayan insan sayısı 1.5 milyar. Dolayısıyla ciddi rakamlardan, önemli problemlerden bahsediyoruz. 795 milyon kişi kronik olarak yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Yetersiz beslenmenin, yetersiz beyin fonksiyonları, dolayısıyla eğitime erişim sağlasanız da eğitim sisteminden yeteri kadar faydalanamama, bu bireylerin toplumsal entegrasyonu sağlayamama gibi yan bazı sonuçları var. İlk etapta görmediğimiz. 90 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tehlikeli düzeyde, yani ölümcül düzeyde zayıf. Her yıl 6 milyon çocuk 5 yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor. 16 bin çocuk kızamık, tüberküloz gibi önlenebilir, yani aslında çaresini çoktan bulduğumuz hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Afrika'da çocukların %25'i ilkokul eğitimine dahi erişim sağlayamıyorlar ve biz bundan sonraki aşamada bu insanların istihdamından bahsediyor olacağız. Her 7 kişiden birinin elektriği erişimi yok ve bu kişilerin çok önemli bir kısmı, aslına bakarsanız dünyanın en çok güneş alan bölgesi olan Afrika'da yaşamakta. Ve biz artık güneş enerjisinden elektrik üretebiliyoruz, buna rağmen tablo bu. 4 milyar kişinin internet erişimi yok. 2014 yılı itibariyle dünyada toplam nüfusu 453 milyona ulaşan 23 mega şehir var. Bunun güncellenmiş rakamına tam olarak ulaşmam mümkün olmadı ancak tahmini rakamlar 470 milyon civarında bir sayıya tekabül ediyor şu an itibariyle. Mega şehirlerin yönetimi ve bu şehirlerde yaşayan insanların karşılaştıkları sistematik sağlıksal, eğitimsel, erişimsel problemler malumunuz. İklim değişikliği nedeniyle her yıl 6 milyar dolarlık bir fon sadece felaket riskleri yönetimine harcanıyor. Felaket olduktan sonra onun telafisi için değil,
dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece bu risklerin yönetimi için böyle büyük bir fon harcamak durumunda kalıyor. 12 milyon hektar tarımsal alanımız çölleşti ve tarıma elverişli alanları kaybetme hızımız %35 oranında arttı. Bu ne demek oluyor? Önümüzdeki yüzyıl içerisinde çok ciddi açlık problemleriyle, gıda problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Eminim bu kadar karanlık bir tablo çizdiğim için bana kızıyorsunuzdur şu anda. Sabah sabah neden içimizi kararttınız diye olabilirsiniz fakat tablo bu. Gerçeklerimizle yüzleşip ona göre pozisyon almamız gerektiğini düşündüğümüz için de bugün burada sürdürülebilirlik zirvesindeyiz. Ve gerçekten benim şu anda öğrencilerimi burada görüyor olmaktan dolayı aldığım haz tarif edilebilir gibi değil. Teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik konusunda biz daha ziyade bugüne kadar ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlikten bahsedildiğini duyduk. Ekonomik sürdürülebilirlikten kastımız aslında toplumları ekonomik anlamda refaha ulaştırmak. Bunun için de şirketlerin finansal anlamda başarılı olması ve sistemin içinde kalabilmesi. Burada belli bir aşama kat ettiğimiz aşikar. Fakat bu aşamayı kat etme yolunda başka bazı sürdürülebilirlik sorunlarından feragat etmiş gibi görünüyoruz. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili, iklim değişikliği ile ilgili problemler hepimizin malumu. Bu konu aslında çok sık gündeme getiriliyor. Ne kadar yol ilerledik bu tartışılır elbette. Fakat biz bugün burada çok daha az bahsedilen bir konudan bahsetmek üzere bir araya geldik. Aslında işletme fakültesinin dert edildiği, sosyal inovasyon akademisinin dert edildiği konu da bu. Sosyal sürdürülebilirlik. Peki sosyal sürdürülebilirlikten kastımız ne? Bu biraz önce bahsettiğim problemlerin çözülmemesi durumunda bizi sosyal ayrışmaya, disentegrasyona ve toplumsal problemlere ittiği aşikar. İç karışıklıklar, huzursuzluk, iç savaşa kadar varabilen problemler, bireylerin ekonomik sistemi ve eğitim sistemine erişiminin engellenmiş olması, kısıtlanmış olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek nesiller boyu sürebilecek sorunlar bizi sosyal sürdürülebilirliği dert edinmeye itiyor. Peki sizce bu kadar büyük sorunların muhatabı kimdir? Bu çok önemli bir soru aslında bakarsanız. Çünkü bugüne kadar biz topu her zaman devletlere, hükümetlere attık. Ancak şu anda karşımızda şöyle bir gerçeklik var. Dünyanın en büyük 25 şirketi, 2018 verileriyle konuşuyorum. Dünyanın en büyük 25 şirketinin cirosu, dünyanın bütün ülkelerinin GDP'sinden fazla, gayri safi milli hasılasından fazla. Dolayısıyla artık topu devletlere, hükümetlere atıp geri kalan bizi ilgilendirmiyor. Bizim iştigal ettiğimiz mevzular bunlar değil deme lüksü yok özel sektörün. Çünkü devletlerden, hükümetlerden çok daha büyük bir güç. Hem etki alanı olarak, nüfuz olarak hem de ekonomik olarak çok daha büyük bir güçten bahsediyoruz. G20 son 5 dönemdir bu problemle alakalı olarak çalışıyor. Arka arkaya 5 dönem G20'nin gündem maddesi, ana gündem maddesi olan konu kapsayıcılık. Kapsayıcılık, biraz önce bahsettiğimiz o veya bu sebeple toplumsal olarak dışlanmış bireylerin, toplumun içerisinde yer almayan ekonomik sistemin, eğitim sisteminin, sosyal hayatın içerisinde bizlere nazaran daha kısıtlı olarak yer alan bireylerin entegrasyonunun sağlanması anlamına geliyor. Ve ilk defa G20, tarihinde ilk defa, tekrar altını çiziyorum, 5 yıldır aynı konuyu ana gündem maddelerinden biri olarak ele alıyor. Dolayısıyla artık bu hükümetlerin çok önemli bir gündem maddesi ve biz yardım istiyoruz diyorlar açık bir şekilde. Biz yardım istiyoruz zira artık devletlerin bunu kendi kaynaklarıyla çözebilecek gücü yok. Dolayısıyla özel sektörün işin içerisinde girmesi için hükümetler inisiyatif almaya başladılar. Sadece özel sektör ve devlet de yeterli değil. Neden derseniz, özel sektör çok kendi kabuğuna kapanmış bir mekanizma olarak yaşamış yıllarca. Yani toplumun alt katmanlarında, farklı katmanlarında neler döndüğüyle iştigal etmemiş. Hatta ürün bile üretmemiş bu kişiler için. Çünkü ekonomik olarak elverişli bir pazar oluşturmadığı düşünülmüş ki bunun doğru olmadığı da birçok araştırmayla ortaya konmuş durumda. Diğer önemli partnerimiz olmazsa olmaz aktörlerden biri de sivil toplum kuruluşları. Sivil toplumun mutlaka bu işin içerisinde bir parça olması, bir aktör olması gerekiyor. Çünkü sahayı, yani aslında bizim uzak olduğumuz, çok fazla günlük hayatımızda ilgilenmediğimiz dertleri, kişileri sivil toplum yakından biliyor, tanıyor ve bu sebeple bu sorunlara çözüm bulunması konusunda bilgiye, know-how'a sahip. Yani devletleri ve özel sektörü
onların gücünü doğru kanalize etmek anlamında sivil toplum kuruluşları çok çok önemli partnerler. Dolayısıyla biz bu sorunların çözümünde özel sektörü, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışmasıyla oluşturulan yapılardan çok daha fazla verim alabilir durumdayız. Ekranda gördüğünüz hedefler şu açıdan enteresan. Ben uzun zamandır bu araştırmalarla ilgilenen bir kişi olarak ilk defa özel sektörün bu kadar ciddi bir konsensusa vardığı bir alan görüyorum. Affedersiniz. Birleşmiş Milletler 2015 yılında 2030 ajandasını açıkladı. 2030 ajandasında bu 17 küresel hedefe ulaşmak yer alıyor. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar. Temiz su çok önemli bir problem. Günlük hayatımızda aslında bu problemin farkına bile varmıyoruz ama birçok insan içme suyuna dahi erişemiyor. Erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar. Bu 17 hedef bizim ana gündem maddemiz. Ve ne mutlu ki ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ortaya attığı bir çerçeve bütün özel sektör tarafından bu kadar kuvvetle sahiplenildi. Biraz sonra çok değerli panelistlerimiz de bu konuyla ilgili görüşlerini beyan edecekler, paylaşacaklar bizlerle. Bu şu anlamda önemli. Ortak bir noktada buluşabildiğiniz takdirde ortak hedeflere doğru ilerlemeniz daha kolay oluyor. Şu anda pek çok şirketin, özel sektör mensubu kuvvetli şirketin, KOBİ'lerin, bazı KOBİ'lerin bu konuyla alakadar olan KOBİ'lerin web sitelerinde ben 3, 9 ve 11 nolu hedeflere yönelik olarak sosyal sürdürülebilir çalışmaları yapıyorum gibi beyanlarını görüyorsunuz. Bunu misyon edinmiş durumdalar. Dolayısıyla ortak dili konuşabilmemiz, kimin hangi alanda katkı koyduğunun ortaya konması ve bu katkının somutlaştırılması anlamında çok önemli. Bu sebeple bu çerçeve bu aralar sıklıkla gündemde ve özel sektörün inisiyatifinde gerçekleştirilen toplantılarda da ana gündem maddelerinden biri oluyor. İş dünyası artık kurumsal sosyal sorumluluk kavramının bir tık ötesine geçilmesi gerektiğinin farkına varmış durumda. Şimdi ortaya koyacağım eleştiri yanlış anlaşılmasın. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kampanyaları gereksizdir demiyorum katiyen. Ama kurumsal sosyal sorumluluk bugüne kadar kurumlar bünyesinde incelenirken stratejinin bir parçası halinde değil, proje, bir sosyal sorumluluk projesi, dönemlik, dönemsel bir proje, bir yardım projesi, bir bağış projesi gibi ele alınmış. Dolayısıyla siz en ufak bir kriz beklentisinde aslında kesilmesi muhtemel bir kalemden bahsediyorsunuz ama sorunlar orada durmaya devam ediyor. Yani kampanya, proje, dönemsel proje, kısa vadeli proje olarak baktığınızda büyük yaraya merhem olabilme ihtimaliniz düşüyor. Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluğun artık şirketlerin stratejik bir parçası haline gelmeleri lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu da iş modellerinin bir parçası haline getirerek sağlamak mümkün. Örneğin büyük boyutlu üreticiden satın almak yerine küçük tarım üreticisinin koşullarını, verimlilik koşullarını onlarla beraber, finansal kuruluşların desteğiyle beraber, hükümetlerin desteğiyle beraber geliştirip küçük tarım üreticisinden satın almak ve bu üreticiyi de kalkındırmak, aynı zamanda da kendisine kuvvetle bağlı olan, samimiyetle bağlı olan bir tedarik zinciri oluşturmak gibi. Dolayısıyla şirketler için hem karlı hem de sosyal fayda yaratabilecekleri opsiyonlar gündemde, masada ve pek çok güzel örnek var. Bugün bu örneklerden bazılarını da paylaşıyor olacağız. Bu modellere kapsayıcı iş modelleri adını veriyoruz. Bu konuda dersler alan öğrencilerimiz zaten bu modellere aşinalar. Bugün de işlerin, bu işin pirlerinden bu konuyu dinlemek için bir araya geleceğiz ve bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Son olarak son zamanlarda çok gündemde olan bir kavram sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon. Aslında bizim akademimizin de dert edindiği kavram sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon. Girişimciliğin sosyal fayda yaratan alt kolu diyebiliriz bunun için. Yani aslında girişimcilikle alakalı olarak geçerli olan her şey gündemde. Ama ana derdi sosyal fayda yaratmak olan inovatif yaklaşımlardan, sosyal fayda yaratmak olan girişimlerden bahsediyoruz burada. Bugün sosyal girişimcileri de sahnemizde ağırlama
onuruna sahip olacağız. Onlardan hikayelerini dinleyeceğiz. Hem fayda yaratma hem de bir şirket yönetmek nasıl oluyor, nasıl olmalı, ne olursa daha kolay, daha iyi ve daha kapsayıcı olur. Bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan sahneye ilk panelimizin moderatörü sevgili Murat hocamızı davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Çok teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor. Bunu sen geldikten sonra mı şey yapalım? Ben çünkü biraz konuşacağım. Konuşmayı pek sevmem o yüzden. Öncelikle hoş geldiniz. Dicle hocamın yapmış olduğu giriş, daha doğrusu bilgilendirme kısmı gerçekten etkileyiciydi. Hocanın da değindiği gibi yani gerçekten sabah sabah içimizi mi karartıyoruz, içinizi karartmak istemem gibi bir şey de bulundu ama maalesef gerçekler bu şekilde ve gün geçtikçe de problemler belli noktalarda artarak devam ediyor. Bugünkü sabah oturumunda kurumlarda sosyal sürdürülebilirlik üzerine konuşuyor olacağız. Çok değerli misafirlerimiz var. Öncelikle onları davet etmek istiyorum. Onları sahneye aldıktan sonra ben tekrar Dicle Hoca'nın getirdiği noktalardan devam ediyor olacağım. First I would like to invite our guests and then I will be making a brief introduction to the session for those who are our international students. Okay? Öncelikle Selen Erdurak, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürünü davet etmek istiyorum. Kendisi ayrıca Ortak Değerler Hareketi'nin gönüllülerinden bir tanesi. Onunla ilgili ayrıca konuşuyor olacağız. Merhabalar, günaydınlar herkese. Sesim iyi herhalde değil mi? Evet, geliyor net bir şekilde. İkinci olarak Fatma adı güzel, İdema proje yöneticisini sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Günaydınlar, ben bunu açacağım birazdan. Tamam. Üçüncü olarak Yağmur Taşdemir, ihtiyaç haritası proje koordinatörü. Hoş geldiniz. İzninizle ben önce Dicle Hoca'nın getirdiği noktadan biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü Murat Hoca konuşmazsa olmaz. Yani my students really know me that I really don't like speaking in the classes. So I'd like to continue where Dicle Hoca left. So, öncelikle şöyle bir konuyla başlamak istiyorum. İlgimi çeken noktalardan bir tanesi şu, sürdürülebilirlik ve sorumluluk kavramları. Şu nokta benim ilgimi çekti. Biz bu iki kavramı kullanırken ya telaffuzda çok zorlanıyoruz, sürdürülebilirlik derken bir ağzımızda bir dolanma oluyor. Bir de sorumluluk derken de yazarken sorumluluk yazıyoruz. Sürdürülebilirliği de düzgün yazamıyoruz. Sorumluluğu da yazamıyoruz. Bu bana şu vurguyu yaptı. Galiba bu işler gerçekten hem samimiyeti açısından hem de yapılabilitesi açısından zor işler. Yani sürdürülebilirlik çok güzel bir kelime. Çok böyle afilli tabiri caizse. Aynı şekilde sorumluluk da. Ama hem yazmaya geldiğimiz zaman hem dile getirmeye çalıştığımız zaman, uygulamaya getirdiğimiz zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Yani mesela bu benim ilgimi çekti. So in Turkish, writing or spelling sustainability or responsibility is a bit difficult. We are making mistakes while we are writing or pronouncing, spelling it. So I think these are very difficult concepts to apply to our lives, to our business lives. So I'm just starting with a thing that took my attention. Öncelikle ben Dicle Hoca'nın bahsettiği gibi sürdürülebilirlik, bakın ben de telaffuz ederken hani sürdürülebilirlik nedir kavramı üzerinden başlamak istiyorum. Biraz araştırma yaptım. Çok böyle teorik makaleler falan araştırmadım. Sürdürülebilirlik nedir diye Google'a yazdım. Yani samimi olmak gerekirse açıkça söylüyorum. Sonra ilk üçüncü sırada Ekşi Sözlük'ten bir entry ile karşılaştım.
dikkat çekici bir şeydi. Sürdürülebilirliğin tutarlılık olduğuna ilişkin yanlış bir algımız var gibi bir şey vardı. Bir entry'ye karşılaştım. Daha sonra daha teorik boyuttaki şeylere baktım. Çünkü sürdürülebilirlik eşittir, tutarlılık mıdır sorusu var. Onun sonrasında daha böyle teorik açıklamaya yönelik kaynaklara ulaştım. Diyor ki, ekonomik kalkınma, economic development ve refahın geliştirilmesi için and welfare or prosperity, atılan adımların insanlara ve gezegenimize zarar vermeyecek bir biçimde, so those actions shouldn't destroy our planet. Devam ettirilmesi, önemli olan nokta galiba bu. Yani bir faaliyet gerçekleştiriyoruz ama bu faaliyetin gezegene zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi. Yani hem çevresel anlamda hem de sosyal anlamda zarar vermeden devam ediyor olması lazım. Ve bu noktada da dikkatimi çeken diğer bir şey, uzun vadeli bir bakış açısı ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik üzerine konuşuyorsak. So if you're talking about sustainability, we should have a long-term perspective. So if you remember my classes from Principles of Marketing or Marketing Strategy, so what I'm really focusing on is you should focus on the long term. Okay, you should do whatever you do for the long term. So, sürdürülebilirlik neden önemli diye ben dediğim gibi yani konuşmayı pek sevmediğim için girişi biraz arada biz o zaman müdahale edeyim, evet, duralım. Aynen öyle. Murat bu arada benim çok eski arkadaşım, lise arkadaşım. Sonrasında üniversitede tabii aynen çok kısa süre önce. Sonrasında üniversitede birlikte aynı okulda eğitimimizi aldık. Aslında şöyle ki iletişim fakültesi mezunuyum ve biz de okulda akademik boyutuyla işte kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilirlik konusunu ele aldığımızda hikaye masa üstünde inanılmaz iyi. Sorunlar çok belli, yaratılacak çözümler çok net. Neden aksiyon almıyoruz ve işbirliği içerisinde bu problemleri halletmiyoruz? Nedir bu mesele bu kadar yıllardan beri çözülemeyen, sorunlar bu kadar netken? İşin tabii şirket tarafına geçtiğimde neden zor olduğunu ve bazı çözümlerin neden bu kadar alengirli yollarla çözüldüğünü anlamaya başladım. Çünkü orada gerçekten devreye sürdürülebilirlik geliyor. Kendi hayatınızdan pay biçin, hayatınızda aldığınız bir kararı ya da devam ettirdiğiniz bir süreci ne kadar sürdürülebilir kılabiliyorsunuz? Hedefleriniz çok netken, yapmak istedikleriniz çok netken bunları ne kadar bu yol uğrunda sürdürülebilir kılıyorsunuz? Kendi kişisel hayatlarımızda bile bu mevzu bu kadar zorken, bu kadar büyük problemler içerisinde bunu sürdürülebilir kılmak işte asıl mesele. Zor olan tarafı bu. Çözülemediğini düşündüğümüz bütün problemlerin gidişatı aslında bu konunun sürdürülebilir kılınma zorluğundan geçiyor. Sürdürülebilirlik altında maalesef ki birçok şirket şu an bu konuyu çevre politikalarının düzenlenmesi, bir takım tüzüklerin, belirlenen kuralların uygulanması arasında sıkıştırmış durumda ve çok da tükettiğimiz bir kelime. Yani her konuşma içerisinde sürdürülebilir girişimcilik, sürdürülebilir çevre politikaları, sürdürülebilir ofis çözümleri, yani her şeyin başına sürdürülebilir koyduğumuzda bu konuyu sürdürülebilir olduğunu düşünmek gibi bir hastalığa tutulduk bence. Bu kavramı ilk önce bu kadar içini boşaltmadan benim sizlere nacizane önerim ve tavsiyem gerçekten sürdürülebilirliğin hakkını vermiş iyi case'lere bakıp bunu örnek ve rol model olarak kendinize almanız ve bunun tüm süreçlerini inceliyor olmanız. Bizim tarafımızdan sürece baktığımda Doğan Holding olarak aslında hepinizin bildiği daha çok son tüketiciye dokunan medya kısmıyla hayatlarınızda yer almış Hürriyet, Kanal D, CNN Türk gibi yapılarla aslında bilinirliğini sağlamış bir grup. Ama geçen sene Mart ayı itibariyle medyadan çıkış kararıyla Doğan Holding bir anda sanki bambaşka bir gruba dönüşmüş ve Doğan Holding artık yok gibi bir algıyla hayatımıza devam ettik. Ancak aslında arka tarafta sürdürülebilirlik hikayesini büyüten, yaşatan çok değerli markalarımız vardı. Enerji, gayrimenkul, turizm, sanayi, farklı farklı sektörlerdeki iştiraklerimiz de aslında sürdürülebilirlik çalışmalarına yıllar öncesinde başlamıştık.
Mesela en basitinden örnek vermem gerekirse Doğan Enerji bütün stratejisini yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden sağlamaya çalışan bir şirket. Yaptığı yatırımlar tamamen güneş ve rüzgar enerjisi üzerinden devam ediyor. Yine sanayi sektöründe kendi alanlarını lead eden Çelik Alat, Ditaş gibi markalar, su tüketimi ve elektrik tüketimini minimum seviyeye indirecek atık yönetimi hakkında çok ciddi politikalarla bu süreçleri düzenlemiş ve yıllardan beri hayatına böyle devam eden şirketler. Hakeza yine turizm grubunda Bodrum özelinde özellikle hayatımızda olan iştiraklerimize baktığımızda bulunduğu alanlarda yine çevre politikalarına dikkat eden denizlerin temizliği, mavi bayraklı plajların olmasıyla ilgili çalışmalar yürüten kendi içinde dünyalara sahip. Biz bazı şeyleri çok fazla yüksek sesle anons etmeyi sevmeyen bir grubuz. Belki bu medya tarafından gelen bir alışkanlıktı. Zaten bazı şeyler fazlasıyla anons ediliyordu o süreçte. Biz biraz daha bunlar bizim zorunluluklarımız ve yükümlülüklerimiz, hem sahip olduğumuz, yaşadığımız dünya için, hem kendi çalışanlarımız için, hem ülkemiz için zorunluluğumuz ve yükümlülüklerimiz olarak gördük. Hiçbir zaman da bunu biz sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak da ele almadık. O yüzden bence bu şirketler, yani bahsettiğim şirketler, bu arada Doğan Holding yaklaşık 60 senelik köklü bir grup. Minimum bahsettiğim şirkette en az süresiyle söylüyorum bunu, 30-35 senelik gruplardan bahsediyoruz. Bu hikaye çok öncesinde başlamış, bu duyarlılığı çok öncesinde göstermiş ve bu doğrultuda da günümüzün koşullarıyla süreçleri güncellemiş ve hayatına devam eden şirketler. Bu noktada bu stratejik yaklaşımı aslında tamamen benimsediğim bir noktadayım. Çünkü dediğim gibi ben de üniversiteden bugüne kadar geldiğim süreç içerisinde sürdürülebilirliği, sosyal sorumluluk projelerini kafamda analiz ettiğimde, değerlendiğimde tam olarak aslında bu bakış açısıyla ben de ilerliyorum. Ve o nedenle aynı stratejik duruşla bir kurumda bu iletişim sürecini yürütüyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum. O noktada zaten şimdi Seren'le birlikte biraz sonra çok farklı bir boyuta doğru geçeceğiz. Şimdi sanayi, turizm ve enerji. Geçtiğimiz sene bırakmış olduğunuz basın yayın sonrasında aslında ortak değerler hareketi gibi bir oluşum var. Onun üzerine de ayrıca ben bir şey yapacağım, değineceğim. Çünkü orada da kendi okulumuzdaki öğrencilerimizle yaşamış olduğumuz bir deneyim var. Onunla ilgili yorumlarımı ayrıca aktarmak istiyorum. Ben tekrar devam edeyim olduğum yerden. Daha sonra sizlere parça parça aktaracağım. Şimdi bazı gelişmeler var. Bu gelişmeler neler? Bir önceki gün Birleşmiş Milletler toplumsal ve ekolojik acil durum çağrısı yaptı ve var olan bazı canlıların tükenebilme durumunda olduğu ile ilgili bir acil durum çağrısı yaptı. Bu çok önemli. UN made an announcement for emergency call. Some animals or creatures may not exist anymore in 10 or 20 years. It was a very special news, interesting news for us before this summit. Bunun yanı sıra İDEMA'nın bir raporunda denk geldiğim bir şey. İDEMA'da biraz web sitesinde dolaşma ve raporlarını okuma şansım oldu. Türkiye'nin toplam sera gazı emisyonu son 30 yılda %140 oranında artış gösterdi diyor. Bu da yine açıkçası etkileyici. For Turkey, the carbon emission rates increased by 140% in the last 30 years. It's unbelievable. I don't know what to say, but it's unbelievable. Bunun yanı sıra şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani kimin 3'ten fazla veya 5'ten fazla tişörtü var? Parmak görebilir miyim? 3 veya 5'ten fazla tişörtü. Tamam. Daha fazla, yani buradan çıkışta gideceğim Zorlu'dan veya işte başka bir mağazadan tişört alacağım diyen var mı? Veya yakın zamanda tişört almayı düşünüyorum. Çünkü yaz geliyor. Summer is approaching, so I need some t-shirt for the summertime. Okay. Tamam. Şimdi burada da şöyle bir istatistik var. Bir tişörtün üretimi için
2500 litre su harcanıyor. Bir tişörtün üretimi için 2500 litre su harcanıyor. Şimdi dün bir arkadaşımla çıktık metroda giderken kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Bir alışveriş yapmaya gitmem lazım dedi. Ben de o şeye vurguladım. Bak bir tişört alırsan, bir gömlek alırsan 2500 litre suyun tüketimine sebep olacaksın dedi. Bu seferlik olayım dedi, bir dahakine olmam gibi öyle bir şey de bulundu ama ciddiyetini gösteriyor. 2500 litre su bir insanın, bir bireyin 2,5 yıllık su tüketimine eşdeğer bir oran. Yani ciddiyetini göstermesi açısından. So if you purchase a t-shirt, so it needs 200-500 kilograms of water during the production process. So if you purchase 1, 2, 3 t-shirts, only t-shirts, so you will be consuming thousands of kilograms of water. Bu noktada da hemen size doğru geleceğim. Şunu vurgulamak istiyorum. Biz diyoruz ki öğrenci kitlemize baktığımız zaman Y, Z ve bundan sonraki alfa jenerasyonunda hiçbir şeye ilgi duymuyorlar. Toplumsal sorunlarla ilgileri yok. Alakasızlar. Yani işte dünya yıkılsa onların hiç umurunda değil gibi bazı öngörülerde bulunuyoruz veya yargılarda bulunuyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir pazarlama kongresine katıldığımız zaman şöyle bir çalışma sonucu paylaşıldı. Tam aksine daha sorumlular, daha bilinçliler, daha farkındalar. Yani bizim 10 sene önce sorunların çözümüne yönelik change.org aracılığıyla yapmaya çalıştığımız değişimi onlar açıkça Twitter üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden güçlü bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Yani biz sorumlu firmalar istiyoruz, biz sürdürülebilir üretim istiyoruz gibi bu taleplerini açıkça dile getirebiliyorlar. Bu noktada da Dawn Holding ile ilgili senden bazı geri bildirimler aldık. Ama ben şeyi de merak ediyorum. Yani İdema bu işin neresinde? Yani ne düşünüyor sürdürülebilirlik noktasında? Herkese günaydın. Hatta İdema'nın açılımının ne olduğuyla da başlarsak bence daha süper olur. International Development Management açılımı. Yani uluslararası kalkınma yönetimi. Doğal olarak adımızda kalkınma olduğu için sürdürülebilirlikten bağımsız bir iş zaten yapamıyoruz, yapmıyoruz. Bizim kuruluş felsefemiz bu. Bahsettiğiniz zaten uzun vadeli bir politika olarak bunu benimsemezseniz, Selen de Doğan Bey'in iki tane şey söyledi. Bunu biz yapmak için yapmıyoruz. Zaten birileri gözünüze çarpar bir şey yapmak için yaptığında, özellikle sürdürülebilir kalkınma veya kurumsal sosyal sorumluluk altında yaptığında çok kötü bir makyaj gibi üstüne yapışıyor. Ve anılarda da bir şekilde öyle kalıyor. Biz bu işi yaparken bir taraftan da bizim üç kurucu ortağımız var. Üçü de sürdürülebilirlik çalışan ve kalkınma çalışan insanlar. Doğal olarak biz biraz teorikle yaklaşıyoruz konulara. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey dünyada 90'lardan beri konuşulan bir şey aslında ama çevreyle bu kadar işlenme sebebiyle de boğuşundan kaynaklı. Kelimenin kökünü Latince sustenir deyip kelimeler geliyor. Yani korumaktan, kovulmaktan, alttan, desteklemekten geliyor ve 60'larda ortaya çıkan doğa takipatlarıyla gündeme alınan bir konu. Ve bu kadar insanların gündeme getirdiği bir konuyu ilk gündeme alan kuruluşta şaşırmayacaksınız. Birleşmiş Milletler. Burada hocam küresel hedefleri gösterdi. 72 yılında yapılan bir konferans aslında bu kavram ilk tartışılıyor. Deklarasyonda yazıyorlar. Sürdürülebilir bir yaşam için istiyoruz. Böyle şeyler yapmamız tabii ki yapılmıyor. 87 yılında bir rapor yayınlanıyor. Bu raporun şeyi de ortak geleceğimiz. Yani ortak kelimesinin de kullanıldığı bir şey var. 87 yılında yayınlanan ortak geleceğimiz raporunda artık çok hızlı şekilde aksiyon alınması gerektiğine dair bir yorum yapılıyor ve bunun için toplumsal sorunlar ortaya atılıyor, ekonomik sorunlar ortaya atılıyor, doğadaki tahribatın göstergeleri konuluyor ve bir chart hazırlanıyor. Bu chartta gördüğünüzde biz bugün burada şirketler olarak bir şeyler konuşacağız ama biz en küçük tarafıyız. Yani ekonomi en küçük yaşam, onun tamamlayıcı kümesi toplum ve en tamamlayıcı küme yaşam. Yani biz tüketimi konuştuğumuz kadar üretimi konuşma sebebimiz de bu. Çünkü karşılıklı bir ilişki var bu işin içerisinde. Bu süreç tabii ki devam ediyor ve çok önemli bir zirve. 21. yüzyıldan önceki son zirvede, 92. yüzyılda artık bununla ilgili adımlar atılması gerektiği konuşuluyor ve sürdürülebilir kalkınma kelimesi tamamen
hayatlarımıza giriyor. Birleşmiş Milletler bu sahiplendiği zaman da uluslararası ölçekte özellikle düşünürsek yaptırım gücü olan bir kavram haline dönüşüyor sürdürülebilir kalkınma. Rio zirvesinin getirdiği çok fazla şey vardı. Bir, Türkiye'de de yapıldı aynı Habitat zirvesi. Bizim biraz da o şikayemiz orada da yaslanıyor. Biz biraz daha yereller destekleme, yani sürdürülebilir değil buradan alıyoruz. Alttan destekleme kavramı var ya, yerlerden böyle. Yani sadece bu sırası iyi örnek oluyor, bunu alın, bunu yapın değil de en aşağıdan en yukarı nasıl gidebiliriz diye bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma pozisyonu var. Bu pozisyonun dört ana başlıkta göstergeleri var aslında. Ekonomik göstergeler, sosyal göstergeler, çevresel göstergeler ve kurumsal göstergeler. Biz İDAM olarak kurumsal ve sosyal göstergeler üzerinde projelendirmeler yapan bir firmayız. Sosyal göstergeler hepimizin anlayacağı gibi iktisat işletme burada ağırlıklı vardır. Eğitim, eşitlik, sağlık, barınma gibi çok temel haklar ve yaşamdan direkt doğrudan etkilenen alanlar. Kurumsal göstergelerde bilgiye erişim, iletişim, kurumların sürdürülebilirliği, tamamen sürdürülebilir stratejiler, asla yine aynı bu kavramdan bağımsız olmayan şeyler. Biz bu ikisini birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özel şirketlerle çalışıyoruz. Özel şirketlere evet, son burada bir sunum vardı. Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal gelişim yazan sunum. Yağmur ben de dalga geçtim, sunum sen mi koydun falan diye. Biz sosyal gelişimiz. Sosyal inovasyon yapıyoruz, kurumsal sosyal sorumluluk çalışıyoruz çünkü. Evet, iki çok boşaldı. Kalkınma kelimesinin de iki çok boşaldı. Sürdürülebilir kavramı gibi. O yüzden biz kurumsal sosyal sorumluluk da demiyoruz. Kurumsal sosyal kalkınma olarak bu kurumları anlatıyoruz. Çünkü hocam çok güzel örnekler var. Böyle bağışlar, yardımlar falan. Bunlar kurumsal sosyal sorumluluk değil. Yani şirketlerin yapması gereken şeyler kendileriyle ilgili. Yani sen bir şey üretiyorsan bir kere üretimle ilgili yaptığın alanla alakalı aksiyon almalısın. Yani telekomünikasyon şirketiysen atıyorum, internete veya telefona erişemeyen kişilerle ilgili bir şey yapman lazım. Yani kız çocuklarını yine destekle. Okumasını hepimiz destekliyor. Doğa ayrı bir konu, senin alanı konu olamaz ama. Teoride bunlar birbirine çok ters şeyler ama biz bunları şirketlere anlatıyoruz. Onların gayeleri, vizyonları, misyonlarıyla uygun projelendirmeler yapmaya çalışıyoruz ve en önemli şey burada bizim kurduğumuz iş birliği. Yönetişim kavramı, tekrar çok duyacaksınız yani çok duyuluyor. 89'dan beri kullanılıyor bu. Olmazsa olmaz şeyler var. Kimse tek başına artık senelerdir göz yumulan bu sorunları çözebilecek bir potansiyel değil. Devletler çözemez, şirketler çözemez, sivil toplum kuruluşu çözemez. O yüzden diyoruz ki birbirimizden bağımsız bir hareket sonuçlanmayacak, başlı başına sürdürülebilir değil. En başına gidecek bir iş için ne paranızı, ne zamanınızı, ne de kafanızı yormayın. Bu şekilde işler yapıyoruz. Birazdan belki daha gelirse projede gidebiliriz ama yedi ana alanda çalışıyoruz. İki tane alanımız biraz daha şey. İnsani kalkınma kısmımız var diyoruz biz. İnsani kalkınma çalışıyoruz. Mültecilerle problemler yapıyoruz. Türkiye'deki göç ve nüfus hareketlerini ne kadar değiştiğini son 8 yılda herkes gözlemleyebiliyor. Bu bizim sosyal göstergelerimizden bir nüfus. Onunla ilgili sürdürülebilir gelir kaynağı yapacak modeller üzerine projeler yapıyoruz. Kurumsal sosyal kalkınma çalışıyoruz. Kalkınma için kültür sanat çalışıyoruz. İnovasyon çalışıyoruz. Eğitim çalışıyoruz bir taraftan. Kalkınma finansmanı, sosyal finansman çalışıyoruz. Bu tarz işler yapıyoruz biz de. Keyifli 8 yıldır varız. Türkiye'de 4 ofisimiz. Yurt dışında 1,5 yıl, ikinci ofisimizi açmak üzere, Amerika ve Londra olmak üzere böyle çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. What took my attention from you is that all stakeholders should collaborate to overcome the problems that we are talking about. So, for example, state cannot do anything without the private sector or the individuals or the citizens. All stakeholders should collaborate with each other to be successful in terms of sustainability. So state can do something, but it won't be sustainable in the long term. How we can overcome the problems is being sustainable. And so you need to do it long term. It should be a long term project action. Okay, so. IDEMA is working in seven different fields. So one of them is
corporate development and the other one is social development. So humanitarian development. Fatma Hanım, so informed about the details of IDEMA. Şimdi burada benim mesela ilgimi çeken şöyle bir şey var. Şimdi sosyal sorumluluk ve etik dersi veriyorum ben 4. sınıflarda. Dersimizi alan arkadaşlarımız da var burada. Şimdi ders kapsamında ben arkadaşlarımızdan şey istiyorum. Arkadaşlar bir sosyal sorumluluk projesi yapmanızı istiyorum. Onlar başta işte Fortune 500 listesinden bir firma seçiyorlar. Sonrasında da bu firma ile ilişkili olarak kurumsal sosyal sorumluluk projesi getiriyorlar. Maalesef sizin dediğiniz noktalara çok rastlıyorum bu noktada. Yani öğrenci işte telekomünikasyon firması ile ilgili olan bir firmaya alanının çok haricinde bir projeyle gelmeye çalışıyor. Bunu dediğimiz zaman da hocam ne olacak işte proje ürettik noktasında hani böyle bize bir serzenişte bulunabiliyorlar ama dediğiniz nokta bence çok önemli. Yani faaliyet gösterdiğiniz alanla yaptığınız projenin benzer olması lazım. Böylece işinizin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Böylece samimiyetinizin, böylece yapmaya çalıştığınız etkinin anlamı ortaya çıkabilir. Sonraki aşamada zaten şey yapacağım yani proje varsa bu noktada. Yani çünkü oradaki şey kaynak kullanımı, tamamen kaynağının doğru kullanımı gibi bir şeydi. 4. sınıfa gelip dersi olacak arkadaşlar varsa ona dikkat edin. Şimdi bu noktada ihtiyaç haritasına ben geçmek istiyorum. Değil mi? Geçeyim mi? Buyurun. Şimdi ihtiyaç haritası dediğimiz zaman açıkçası benim aklıma Mert Fırat geliyor. Değil mi? Şaşırtıcı değil. Değil mi? Hayaller. Açıkçası biz Selen'le de konuştuk. Yani dedim ki Mert Fırat'ı getirebilir miyiz? Çok zor. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda olsaydı evet biraz daha mümkündü ama şu an gerçekten inanılmaz. Programı çok yoğun olduğu için evet. Ya zaten şey. Yani gelemeyeceğinden değil gerçekten elimizden geldiğince ihtiyaç haritası olarak her yerde olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Özellikle üniversiteler en desteklediğimiz kurumlardan bir tanesi. Ama programı o kadar çok yoğun ki yani tiyatrolar, sinemalar ben bile bazen nasıl yetiştiğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir giriş yapacağım. Geçtiğimiz senelerde baktığımız zaman biz özellikle bu periyotta bahar şenliklerinin olduğu dönemlerde ünlü isimleri üniversite kampüslerine ağırladığımız zaman işte hangi filmde oynayacaksınız? İşte şu filmdeki şu rolü yapar mısınız? İşte şu rol arkadaşınızla iyi anlaşıyor musunuz tarzında böyle hani konular üzerine konuşuyorduk. Veya futbolcular gelirse, sporcular gelirse işte onunla fotoğraf çektirmeye çalışıyorduk. Ama bu noktada mesela Mert Fırat isminin ihtiyaç haritası gibi bir organizasyonla bir araya gelmesi bence çok ilgi çekici. Yani çünkü ihtiyaç haritası zaten başlı başına güzel bir iş. Ama bunun yanı sıra gerçekten bilinirliği daha üst düzeyde olan bir selebritinin bu projenin parçası olması bence projenin başarılı olması açısından çok önemli oluyor. İhtiyaç haritasından biraz bahsedip daha sonra Mert Fırat'la kulakları çınlasın. Nasıl yollarınız kesişti? Bu noktada bize anlatabilir misiniz? Aslında başlangıcından itibaren anlatabilirim. Tabii. Bizim bugün burada olmamız biraz daha sosyal sürdürülebilirlik konusu. Kurucularımız aslında Fatma'nın bahsettiği İdeman'ın da kurucuları iki tanesi. Mert Fırat da kurucularımızdan bir tanesi ve bizim ilk yola çıktığımızda bakış açımız direkt sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik üzerine olduğu için zaten Birleşmiş Milletler'in o hedefleri, 17 hedefi açıkladığı 7 Ekim 2015'te oldu. İhtiyaç haritasının doğuşu öyle başladı. Dolayısıyla bizim de yaptığımız işler asla bu hedeflerden bağımsız olmuyor. Biz kooperatifiz, sosyal kooperatifiz. Kooperatif olarak yapılanmamızın sebebi de tamamen sürdürülebilirlik ve Fatma'nın dediği gibi yerelden globale açılan bir marka, işte iyilik için teknoloji ve bu gönüllülük kavramını işin içerisine yeni nesil kooperatifçilikte nasıl sokarızdan ortaya çıktı. Hatta geçen hafta Dicle Hoca'nın bahsettiği o sahaya inme. Ben geçen hafta bir ay boyunca sahadaydım. Ticaret Bakanlığı'yla sosyal kooperatifçiliğin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik bir proje geliştiriyoruz. Çünkü bu modeller daha iyi ekonomik büyüme, daha sağlıklı, sorumlu
üretim mekanizmaları kurma açısından çok önemli ve yereldeki potansiyeli güçlendirme ve onu parlatarak ülke ekonomisine katkı sağlama açısından çok önemli. Şöyle ki bizim hikayemiz 107 kurucuyla başlıyoruz ve aslında Mert Fırat celebrity'den daha ziyade bizim için kurucularımızdan bir tanesi. Kurulduğumuz ilk günden beri söylediğimiz ve artık insanların artık aşina olduğu bizim kampanya yüzümüz değil kendisi. Bilfiil bu işlere kafa yoran, bilfiil bu işlerde daha önce gönüllülük çalışmaları yapmış bir kişi ve asla bir yaptığınız fayda, Fatma'nın ve Selen'in de söylediği gibi ortaklıklar olmadan yürütülebilecek bir şey değil ve bizim en büyük yani 2015'ten bu yana bu kadar başarılı bir şekilde ilerlememizin en büyük sebebi ekip ve kurucuların koordineli bir şekilde aynı zamanda Türkiye'de Türkiye'nin dört bir yanında gönüllerimizin koordineli bir şekilde bu sistemi yürütmesi. İhtiyaç haritası ne yapıyor derseniz, ihtiyaç haritası temel olarak ihtiyaç sahipleriyle destekçileri harita tabanlı online bir platformda buluşturuyor. Aslında şuradan bir göstermek istiyorum ben. Tabii. İhtiyaç kredisi çıktı daha önce. Haritanın yüklenmesi zaman alabilir. Böyle bir haritamız var. Haritanın güzel özelliği şu ki bir Google Maps altyapısını kullanıyoruz şu an. Çok yakın zamanda Esri Türkiye ile haritalama altyapısını kullanmak için işbirliği anlaşması imzaladık. Oraya entegrasyon süreci olacak. Haritanın kullanım amacı şu, yerel ölçekte ihtiyaç sahibi ya da destekçilerin görünür kılınması. Yani aslında İşte bu Gayrettepe civarındaki ihtiyaç sahiplerini ya da destekçileri sisteme girerek çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sistem çok basit, üye oluyorsunuz, bireysel ya da kurumsal. Ardından orada gördüğünüz gibi sağ tarafta ihtiyacınızı ya da desteğinizi ilan olarak girebiliyorsunuz. İşte kurumsal olarak ayırmamızın sebebi şu, biz yola çıktığımızda hedefimiz için ortaklıklar ve o yelpazede, yani o bahsettiğimiz en baştaki paydaşlarda sivil toplum örgütleri, kurumsal dediğimiz statüde ya da işte devlet, kamu kurumları, yerel yönetimler mutlaka çok önemli. Ya da özel sektör kuruluşlarının burada kurumsal olarak bir hesap açıp onların sistemde ihtiyaçlarını da, mesela bir sivil toplum örgütü eğitim mekanı ihtiyacı girdiğinde bunu çok net onaylayabiliyoruz. Bunu bir bireysel girdiğinde bunu sivil toplum örgütüne ya da yerel mekanizmalara yönlendiriyoruz. İşte şehrinizde böyle bir yer var, buraya gidip kontak kurabilirsiniz. Ya da işte gönüllü. Burada daha önce gönüllülük yapan var mı aranızda? Yani bir sivil toplum örgütünde, mahalle birliğinde. Who has been volunteer? Bir kişi var. Just one person. İki. İki kişi. Şöyle, nerede çıkış, yaptınız çıkışta, peki? Çıkışta bir şey oluşturdum. Turmepa'yla mı yoksa başka bir sivil toplum örgütü mü? Tema? Worldwide Foundation. Süper. Harika. Evet. Arkada bir el vardı. Siz nerede yaptınız? Isaac. Şimdi burada ben hemen araya gireceğim. Geçtiğimiz günlerdeki konferansta yine şu vurgu yapıldı. Türkiye'deki gönüllülük ve bağış noktasında, yani dünya çapında bir sıralama yapıldığı zaman Türkiye gönüllülük ve bağış noktasında 131. sırada. Evet. Yani bu noktada da maalesef şeyiz, yani geri planda yer alıyoruz. Hani bununla ilgili sebepleri konusunda belki tartışabiliriz. İşte diğer eli görmez, hani böyle gizli yapılır. Hem kültürümüzde hem dini inançlarımızda belki bazı şeyler vardır ama bunun yanı sıra yine bu ortamda sadece iki kişinin olması da açıkçası şaşırtıcı. Şaşırtıyor mu? Bilmiyorum yani. İlgilenen varsa, Cuma günü yayınlandı. Habitat Derneği'nin Gençlerin İyi Olma Hali diye bir raporu var. İki senede bir yayınlıyorlar. Orada gönüllülük %7.9 diye üye olma falan.
Salon şu an onun da altında. Arkadaşlar gönüllü olun ya. Yani güzel şeyler yapmak için, başlangıç için ve sorumluluk için iyi bir alternatif. Yani Yağmur üstüne çok şey söyleyecek. O doğduğundan beri gönüllü olduk. 10. yılım. Şimdi şöyle, aslında salondaki bu sayı yani daha önce de pek çok panele ya da işte hikayeyi anlattığımız yerde konuk olduğumuzda gördüğümüz rakamlar hemen hemen böyle ortalama oluyor. Zaman zaman değişebiliyor. Bu Birleşmiş Milletler'in evrensel eylem çağrısında yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin dediği şey şu. Yani hedeflerin ortaya çıkmasındaki ana motto şu. Kimseyi geride bırakma. Peki biz bu kimseyi geride bırakmayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Gönüllü olarak, elimizi taşın altına koyarak. Dolayısıyla mutlaka bu zirvenin çıktılarından biri sizin için bence şu olsun. Buradan çıktıktan sonra gönüllü olarak bir faaliyette bulunacağınız üniversite kulüpleri dahil, yani illa bir sivil toplum örgütü olmak zorunda değil. Çünkü çok iyi üniversite kulüpleri var. Bizim de kendi kulüplerimiz var. İhtiyaç haritası kulüpleri. Ya da işte bir kulüp altında yapılandırıp kendisini ihtiyaç haritası temsilciliği olarak addeden. Yani bunların içerisinde mutlaka bir rol alın. Çünkü bahsettiğimiz hikaye, gerçek, küresel ısınma, iklim değişikliği, çevrenin bozulması hepsi gerçek. Ve biz bu gerçeğe seyirci kalamayız. Yani bu gerçeğe nasıl seyirci kalamayız? Önce kendimizi dönüştürerek, ne dedik mesela, işte tişörtün üretiminde kullanılan bir noktadan bahsetti hocamız. Bugün belki biraz daha minimalist yaşamayı öğreniriz buradan çıktıktan sonra. Belki etiketini bile açmadığımız, yani koparmadığımız ürünleri almamaya dikkat ederiz. Ben mesela uzun zamandır hayatımda, bir 5-6 yıldır bunu uygulamaya çalışıyorum. En son 5 yıldır 2 ya da 3 kere alışverişe çıkmışımdır. Yapmıyorum. Çünkü evde var. Stresinizi nasıl üstesinden geliyorsunuz? Şöyle, gönüllülükle ilgili de ben 10 yıldır bu sivil toplum alanında çalışıyorum. Tıpkı sizler gibi üniversite sıralarındayken eğitim gönüllüsü olarak başladım. Aslında hedeflerde bahsediliyor. Nitelikli eğitim. Ben de nitelikli eğitim için ilk olarak başladım. Daha sonra çevre, işte sağlık sorunlarına ilişkin bir dur deme. Ve bu bir içgüdü. Zaten bu bir maraton. Devamını getiriyor. Belki buradan çıktıktan sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü ihtiyaç haritasının yelpazesi çok geniş. Bizler neler yapıyoruz ihtiyaç haritası olarak? Evet, ihtiyaç sahipleriyle destekçileri buluşturan bir yapıdayız. Ama gönüllülerimiz bu noktada bizim için çok önemli. Çünkü şunu söylüyoruz. O kolektif yapılanma, yani kooperatif olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Kolektiflik, birlikte hareket etmek, birlikte üretmek ve birbirimizin değerlerini, birbirimizin yeteneklerini görerek, yani herkes her şeyi yapamaz arkadaşlar. Herkes her şeyi yapamadığı için o döngüye, yani herkese ihtiyacımız var o döngüde. Dolayısıyla biz gönüllülerle kendi yerellerindeki doğrulamalarını ya da işte yürüttüğümüz kampanyalarda destek olmalarını ya da işte 20 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde bir etkinlikteydik. Orada bizimle birlikte standta durdular ve gerçekten inanılmaz soğuk, yağmurlu bir havaydı. Hiçbir bırakıp gitmedi. Hepsine dedim hani 4-5 olmuştu sabah 9'dan itibaren bizimle birliktelerdi. İsterseniz gidin, çok üşüdünüz vesaire. Hiçbiri bırakıp gitmedi. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorlar. Kendileri, yani bu gezegende bir şeyler değişiyorsa kendileri dur demek istiyorlar. Yani elini taşın altına koyuyorlar. Lütfen siz de bunu yapın. Biz ihtiyaç haritası olarak gençlerle, çocuklarla, yani ihtiyaç sahibi herkesle iletişimde olduğumuz için dolayısıyla burada yapabileceğiniz çok şey var. En basiti, bizim daha önce bir üniversite kulübümüz şunu yapmıştı. Kağıt toplayıcısı bir kadını görüp, onu tespit edip haritaya ihtiyacını girmişti. İyilik için teknoloji dememizin sebebi bu. Teknoloji, herkesin elinde şu anda cep telefonu var ve herkesin, buradaki herkesin teknolojiye erişimi var. Olmayan kişilerle nasıl iletişime geçeceğiz? Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle ya da işte üniversite kulüplerimizle. Çünkü ben Elazığ'da yaşamadığım için Elazığ'ın sorunlarını orada yaşayan öğrenciler kadar bilemem. Dolayısıyla sizin bu sistemde yapacağınız çok şey var ve bu döngü. Peki biz başka neler yapıyoruz? Bizim sürdürülebilirlik, yani şöyle, biz zaten fikri mülkiyet hakları ve proje danışmanlığı kooperatifi olarak geçiyoruz. Projeler üretiyoruz. Mesela elektronik atıkları geri dönüşümün destekleme derneği vardı.
harita üzerinden ihtiyaç ilanı girdi. İlan şuydu: cep telefonlarınızı bize gönderin, biz onları köy okullarına bilgisayar olarak geri dönüştürelim. Geri dönüşüm kampanyası. Atıl durumundaki cep telefonlarınızı gönderiyorsunuz, çekmecede unuttuğunuz. Onlar da o içerisindeki bulunan materyalleri bir ekonomiye döndürüp daha sonra başka bir okula bilgisayar olarak gönderebiliyorlar. Yani bu çok önemli. Paylaşım ekonomisi dediğimiz bir şey var. Ve bu ekonomiyi canlı tutacak yine bizleriz. Yani topluma, bizlere, birey olarak bizlere çok fazla şey düşüyor. Biz ihtiyaç haritası olarak bu sorumluluğun şöyle bir tarafındayız. Ama burada bu masada oturan herkes bir tarafında. Lütfen siz de bir tarafında olun. Çünkü sizler bu noktada çok önemlisiniz. Yani mesela biz bugün diyoruz ki, biz 5 kişiyiz bu haritada çalışan. 2015 yılından beri 2 kişi başladık. Ben 2016'da haritaya dahil oldum. 3 ay sonrasında kurulduktan sonra. Ve şunu soruyorlar. Bu kadar, burada gördüğünüz bütün ilanlar, 20 binden fazla ilan var. Hepsi okunuyor. Bizim tarafımızdan okunuyor. Ve haritanın bugünkü hali kullanıcıların yorumlarıyla getirildi. Kullanıcıların her yorumunu dinledik ve yine dönüştürüyoruz. Yine başka bir ihtiyaç haritası 3.0 dediğimiz bir noktaya taşıyoruz. Ve iki kişi, ya siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani biz büyük şirketlere gittiğimizde de aynı şeyi söylüyorlardı bize. Şöyle bir şey var. Bir kere sevdiğiniz işi yapmak bir. İki, aslında bu haritayı canlı tutan 65 binden fazla şu an üyemiz var. Sizler ihtiyaç ya da destek ilanı girmezseniz zaten bizim orada çalışma mekanizmamız diye bir şey kalmıyor. Ve şu anda 3.0'da daha da otomatikleştirme üzerine çalışıyoruz. Yani bizim daha çok koordine, zaten şu anda da buluşturma misyonunu üstleniyoruz. Daha çok koordinasyonu sağlayan tarafta, ama kullanıcıların gidip o koliyi kendi elleriyle bir sokak ötesindeki okula verdiği tarafta olmaya çalışıyoruz. Çünkü o görünür kılınmak çok önemli. Yani bir şeyi görünür kılmak çok önemli. Haritada karşılaştığımız hikayelerden bir tanesi şu. Ben elimdeki kitap var evimde, vermek istiyordum. Nerede diye bakarken iki sokak arkamda bir okulun ihtiyacı varmış deyip o koliyi oraya götüren insanlar var. O yüzden birazcık sorumlu tüketim, sorumlu üretim, o sorumluluk kavramının altını doldurmak da bence çok önemli. Her zaman hayıflanma tarafındayız biz. Ama birazcık söylenmekten ya da sorunun bir parçası olmaktan ziyade çözüm olarak ne yapabiliriz noktasında durarsak eğer, daha pozitif ya da daha enerjimiz biraz daha yükseliyor. Çünkü hepimizin sorunları var. Şu anda sizlerin de var, bizlerin de var. Çok teşekkür ediyorum. Yani kısaca bir özetlemek gerekirse uluslararası öğrencilerimiz için. So I'd like to summarize what Yağmur Hanım said. So my question was, 5 or 10 years ago, we used to see celebrities in the campuses for spring festivals. They were just taking photos with students. We were just asking some questions about their projects. So what are you planning for the next movie? So what's your plan for the next year? So, but in İhtiyaç Haritası project, so they are working with, so one of the founders of this project is Mert Fırat. I'm not sure if you know him, but he's a very famous actor in Turkey. So he's one of the partners in İhtiyaç Haritası. So İhtiyaç Haritası is a project, as you can see from the board. So if you need something, you're just logging in the system and you're just writing what you need. But it's not only working like this. So if you may see someone just around you and that person has no connection to the system, so you may write for him or her, his or her needs. Okay, so what took my attention was, so being volunteer is very important to contribute to society, to solve the problems, social, economic, and environmental problems. So as we asked, how many of you has been a volunteer in a campaign or project? Just 2 students raised their hands. So it was interesting to see so few students raising their hands. So you can do something just
being a volunteer, for example, for ihtiyaç haritası project or any other project that you may contribute or you may like. Okay, so after leaving this hall, conference hall, we are just asking you to be volunteers in some projects. Okay, so you will not spend any money, but you will do something good for the society, for someone who really needs help. Okay, so next week, I'll be asking my students, did you do anything for volunteer? Okay, this will be my question. Okay, 5 points. I'm just kidding. Okay. Şimdi burada Yağmur Hanım'ın değindiği noktalardan bir tanesi değerler. Yani değerler noktası benim ilgimi çekti. Yağmur Hanım kapatmazsanız ben oradan zaten direkt Selen'e doğru paslayacağım. Değerlerle ilgili olarak. Tabii bir videomuz var. Hareketi. İletişimci aynen. Olarak ben evet. İletişimci kısmı yapıyorum. Senlik önemli. Şimdi değerlerden bahsettik. Şimdi Doğan Holding üzerinde konuştuğumuz zaman enerji, basın yayınla ilgili konuştuk. Onun yanı sıra işte ne dedik? Gayrimenkul, sanayi, turizm. Yani farklı sektörlerden konuştuk. Şimdi ben değerler dediğim zaman veya sizin gönüllü olduğunuz bu proje bağlamında ortak değerler hareketi dediğim zaman çok soyut bir şey. Yani böyle düz mantıkla düşünüyorum. Koskoca Doğan Holding niye böyle soyut kavram üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor? Şimdi abicim sen turizmcisin değil mi? Yani öyle, şimdi öğrenciler bazen öyle diyor. Ya hocam işte bunlar turizmci. Bunlar işte sanayi üretimi gerçekleştiriyorlar. Bunlar işte basın yayında yer almışlar zamanında. Niye daha böyle soyut kavramlar üzerinden ne vaat ediyor? Niye böyle bir şeyi önemsiyorlar? Önce videoyu mu izletmek isteriz yoksa sen giriş yapmak ister misin bu noktada? Aslında videoyu izleyelim sonrasında tamam. Üstüne konuşsak çok daha iyi olacak. Ben olayım. Siz zaten kalktınız. O zaman önce videomuzu izleyelim. Ortak değerler hareketiyle ilgili olarak. Selen'in ayrıca parçası olduğu bir oluşum diyeyim. Görebiliyor musunuz bizden ya? Kalkalım. Görebiliyor musunuz? Can you see the board? Kalkarız yani bir iki dakikalık hiç sorayım. Bakın şöyle. Bence hep birlikte şöyle. O zaman başlıyorum. Bilirsiniz. Hani bizi biz yapan şeyler var. Kiminize göre candan bir güzel anlaşma, çay eşliğinde şöyle güzel bir sohbet, kimimiz içinse karşılıklı sevgi, saygı ve güven. Bazen beraberce sevindiğimiz başarılarımız ve elbette zor zamanlardaki dayanışmamız. Kalplerimize yumuşatan bir hisse uzar gider. Uzun sözün kısası, kendimiz kadar birlikte yaşamamızı sağlayan ne varsa bizim ortak değerimizdir. Aileden mahalleye, ticaretten siyasete kadar her alanda ortak değerlerimizle birlikteyiz, birlikte daha değerli. Ancak pek çok farklı yönümüz, hatta karşıt görüşlerimiz var. Üstelik tüm dünyada ayrışma ve kutuplaşma eğilimi yükselişte. Peki ama tüm bunlara rağmen müşterek yanlarımıza odaklanamaz mıyız? Neden ilk adımı atan biz olmayalım? Bu soruyla yola çıkan ortak değerler hareketinin misyonu, değerleri yaşamın merkezine koymaktır. Ortak değerler hareketi, bireysel değerlerimizi keşfederek müşterek yanlarımız etrafında buluşmayı gerektiren, böylece toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini gidermeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesidir. Doğan Holding'in öncülüğünde hayata geçen ortak değerler hareketi bu konuda araştırmalar yapar, değer odaklı ve müşterek gelişime yönelik projeleri destekler. Türkiye Değerler Araştırması, ülkemizin dört bir köşesindeki atölye çalışmaları ve proje yarışmaları
akla ilk gelen tarihlerimiz. Duygumuzu paylaşan herkese beraber büyük ve samimi bir muhabbet başlatmaya, ülkemizin ortak yaşam kültürünü güçlendirmeyi bilmemiz. İster bir birey olun, ister bir şirket veya bir toplum kuruluşu. Gelin hep birlikte ortak değerler hareketinde buluşalım. Müşterek yanlarımızı her gün yeniden keşfedelim. Birlikte daha güzel bir geleceğe gidelim. Ortak değerler hareketi. Evet. Evet, o zaman sorumu sorayım evet. Özel olarak. Tekrar soruyorum. Ortak değerler hareketi nedir ve Doğan Holding niye soyut diyebileceğimiz, yani değer kavramı soyut bir kavram. Niye bunun üzerinden harekete geçme düşüncesine? Aslında şöyle, sabahtan beri konuştuğumuz konulara bakarsanız farklı konu başlıklarına değindik. Ama temelinde şu çıktı aslında çıktı olarak. Şirketler mekanik yapılar değil, şirketleri var eden de aslında bizleriz. İçinde çalışan insanlar, duygularımız var, hislerimiz var, davranış şekillerimiz var. Gün sonunda insanın var olduğu her yerde değerin var olduğu bir gerçek ve asıl dönüşümü yaratacak olan şey de bu değer dönüşümü ve değerlerimizde ortaya koyduğumuz davranış biçimlerimiz, iş yapış modellerimiz. Her ne kadar bu sürdürülebilirlik konusu özeli başlığında aslında ne dedik, devletlere bir takım işte görevler düşüyor, şirketlere düşüyor ama ilk başta en büyük görev bizlere düşüyor. Bizim yola çıkış hikayemiz ise pusulamız, değerlerimiz olmalı ilk etapta. Değerler dediğimizde aslında hepimizin belki aklına gelen birkaç değer vardır. İşte sevgiden, saygıdan, dürüstlükten, dayanışmadan bahsedebiliriz. Tabii ki çok geniş bir coğrafyada yaşıyoruz. Farklı kültürler, farklı inanışlar bu toprakların en büyük zenginliği. Bu açıdan baktığımızda bu farklılıklarımızı gerçekten birer zenginlik olduğunu kabul ettiğimiz ve bu değer çeşitliliğiyle, ele alınış modelleriyle o farklılıkları içimizde büyüttüğümüz, güzelleştirdiğimiz bir dünyaya adım atmak için aslında biz değerler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü gerçekleştirdiğimiz araştırma bize şunu gösteriyor. Her ne kadar bugün aranızdan bir tanesini seçsem ve şu karakter ya da şurada yaşayan biri benim için en zıt ya da en anlaşamayacağım, aynı masada oturamayacağım inanışta biri dediğiniz insanla, bunu araştırma sonuçları söylüyor, ilk 10 değeriniz aynı. Her ne kadar dediğim gibi farklı coğrafi koşullarda, sosyokültürel geçmişlerde olsak da yaşadığımız topraklar içerisinde sıralamalarda bir takım farklılıklar gösterse de ilk 10 ortak değerimiz aynı. Bunlar neler? Sevgi, saygı, dayanışma, adalet, eşitlik, dürüstlük, çevre bilinci, aile ve ahlak. Gün sonunda baktığımızda bu değerlerin ne kadar kendi bünyemizde yaşatabiliyoruz. İlk soru kendimize sormamız gereken bence bu. Çünkü bunları konuşmak çok havalı. Gün sonunda baktığınızda, dışarı çıktığınızda herkes birbirine karşı çok saygılı, herkes çok sevgi dolu, herkes bir eşitlik beklentisi içerisinde ama siz ilk önce kendi dünyanızda bu değerlerinizi ne kadar yaşatabiliyorsunuz? Burada benim de gönüllülükten sonra bugünün çıktısı olarak payınıza düşeni almanızı istediğim nokta bu aslında. Gerçekten bir değer sorgulaması yapın. Yazın ilk 10 değerim nedir ve bu değerleri yaşatmak için hayatımda neler yapıyorum? Belki ilk adım sizin için bu olabilir. Hepinizin özel zevkleri, özel alanları olabilir. Bu sosyal sorumluluk dünyası çok geniş bir dünya. Buna uyum sağlayabilecek bir alan eminim ki kendinizde bulacaksınızdır. Biz ortak değerler hareketi olarak aslında değerler özelinde çalışmalar yapıyoruz. Bu değerlerin sadece farkındalık kazandırılması değil, bu değerlerin aksiyona geçirilmesi için neler yapabiliriz konuşmak istiyoruz. Türkiye'de bir süreden beri evet ötekileştirme, kutuplaşma gibi kavramlar konuşuluyor ama bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Az önce görüntülerde izlediğiniz bir gazetecinin bir mültecinin ayağına çelme takıp düşürme sahnesinden tutun. Bugün işte Amerika'da da zenciler ve beyazlar arasında yaşanan ya da İngiltere'deki Brexit süreci sonucunda yaşanan aslında benzer kutuplaşma süreçleri var. Burada
bu süreci atlatmamızın aslında en büyük dinamiği değerlerimizle, ortak değerlerimizle birbirimize tutunmak ve tekrar yeniden bir işbirliği yaratmak. Gözünüzde lütfen bunu böyle kocaman dünyalar haline getirip, biz yapısal olarak da böyleyiz, bir şeyi yaptığımızda onu mükemmel ve iyi yapmakla ilgili bir derdimiz var. Ama sadece yola çıkın ve başlayın. Geçenlerde sosyal medya hesabında beni çok duygulandıran bir şey oldu. Bir lise öğrencisi Tarsus'tan bana yazmıştı. Ortak Değerler Hareketi hesabınızı takip ediyorum. Ben nasıl katkı sağlayabilirim size? Okulumda bir Ortak Değerler Hareketi kulübü açabilir miyim dedi. Tabii neden olmasın, tabii ki açabilirsin. Bir şeye ihtiyaç duyarsan sana destek veririz dedim. Aradan bir iki hafta geçti. Bana bir fotoğraf gönderdi. Çocuklar birleşip annelerine bir takım hamur işi, işte tatlı, bir takım şeyler yaptırmışlar. Okulun bahçesinde bir stand açmışlar. Ve o gün standtan kazandıkları parayı LÖSEV'e bağışlamışlar. Aslında bu kadar masum ve küçük hareket yarattığı etki inanın kocaman. Çünkü en ihtiyaç duyduğumuz şey inanın bana dayanışma. Bunun yarattığı etkiyi sizin hissettiğinizin ötesinde karşıda gördüğünüzde zaten bu sizin için bir tutku haline dönüşecek. Eğer siz de bizle ilgili çalışmalara katılmak isterseniz Ortak Değerler Hareketi'nin web sitesinde Değer Elçisi Ol diye bir bölüm var. Oraya kaydı olarak çalışmalarımıza dahil olabilirsiniz. Murat'ın dediği gibi aslında konu çok soyut kavramlar üzerinde ilerlediği için çok da her birimize göre değişken bu kavramlar. Tanımlamak çok zor. Zaten bizim de tanımlamakla ilgili hiçbir derdimiz yok. Yola çıkış hikayemiz sadece bu topraklar üzerinde ortak değerlerin yaşatılması ve daha fazla konuşulması ile ilgili aksiyon alınabilecek çalışmalar yapmak. Bu noktada da atölyeler gerçekleştirdik İzmir'de, İstanbul'da, Van'da, Adana'da. Ama temel konu şu, evet burada başlayalım sevgi üstünden sohbet etmeye, sabaha kadar konuşuruz belki ama aynı masa etrafında bir 10 kişi birleştiğimizde birbirimizi ön yargısız dinlemek gerçekten çok zor. Çünkü bir takım öğrenilmişliklerimiz var. Bunu peki nasıl sağlayabiliriz? Hatta yönetim kurulu başkanımız Begüm Doğan Faralyalı hep şöyle tanımlar. Keşke Türkiye'nin üstünde böyle bir muhabbet bulutu olsa da Ardahan'dan Edirne'ye böyle bir dolansa ve hepimiz o muhabbet ağının içerisine dahil olup tekrar birlikte konuşmaya, birbirimizi anlamaya ve tanımaya başlasak. Buradan yola çıkarak bu gerçekleştirdiğimiz atölyelerde İdama ile beraber bir değer taşı oyunu oluşturduk aslında. Dünya üzerinde değerlerle ilgili yapılan ilk kutu oyunu. Oyun tamamen hem Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz değerler araştırmasının çıktılarından edinilmiş değerlerle hem de evrensel değerlerle harmanlanmış bir oyun. Yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Oyun içerisinde sağ olsun Murat Hocam sayesinde de öğrenci arkadaşlarımız geçen haftalarda Holding'de bizleri ziyaret etti. 10 kişilik bir grupla oyunun İngilizce versiyonunu deneyimledik. Oyun oynarken görüyoruz ki aslında dediğim gibi her ne kadar farklı inanışlardan, farklı kültürlerden gelsek de oyun esnasında değerler özelinde bir sohbet ve muhabbet ağı geliştirdiğimizde bütün o ayrıştığımız noktaların aslında bizi ne kadar güçlü birleştiriciler olduğunun farkına varıyoruz. Ne kadar güçlü bir tutkal etkisi yarattığını fark ediyoruz. Bu noktada dediğim gibi aslında evet değerleri fark etmek, bu farkındalıkla yaşamak çok kıymetli ama değerler hakkında harekete geçmek, mahallemizde, okul arkadaşlarımızla yaratacağımız küçük bir projeyle yola koyulmak ve sonrasında bunu sürdürülebilir ve modellenebilir hale dönüştürmek bizlerin elinde. İnsan olarak gerçekten kapasitemizin biz bile yaşarken çok net bence farkında değiliz. İstediğimizde, hayal ettiğimizde yapabileceklerimizin henüz farkında değiliz. Bence kişisel gelişiminiz için de bu yola koyulun ve kendi kendinize neler başarabileceğinizi, neleri dönüştürebileceğinizi ilk önce kendinize ispatlayın. Eminim bu etki hayatınızda da sizi çok pozitif bir noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi az önce gönüllü olmanız gerektiğiyle ilgili bir öneride bulunmuştuk. Arkadaşlar gönüllü olun demiştik. Hatta dedim ki yani önümüzdeki hafta sınıfta soracağım. Hani kimler gönüllülükle ilgili bir şeyler yaptı diye. Şimdi onun sonrasında Selen dedi ki yani zaten ihtiyaç haritası, Ortak Değerler Hareketi özelinde böyle bir şansınız var. Yani siz bu gönüllülüğü gösterirseniz biz de bu konuda zaten size destek oluruz. Yani
Herhangi bir beklentimiz de yok. Bizim amacımız size destek olabilmek dedi. So, my question was, Doğan Holding is one of the leading family corporations in Turkey. So, but they are interested in values. But values are an intangible thing. So, a corporation, why a corporation is interested in an intangible thing? So, my question was that. So, Senan's answer was, so, values are making us together. It provides solidarity. So if we start talking about our values, that we will understand each individual is the same. Even we hate each other, even we love each other, but we will see that we are very similar to each other. So what you should do is so try to understand your values. And be volunteers, okay? And try to do something positive and try to contribute to society, okay? Then you will be able to contribute to society and feel much better, okay? Selen'in dediği gibi iki hafta önce uluslararası öğrencilerimizle oyunun İngilizce versiyonunun demosunu oynama fırsatımız oldu. Oyunu oynarken, daha doğrusu oyunu oynamadan önce İkimizin kafasında böyle şey, aklımızda böyle soru işaretleri vardı. Hani nasıl olur, olur mu, olmaz mı? Ama birbirimize de söylemiyoruz bu arada. Yani o şeyi birbirimizden anlıyoruz. Sonrasında ama şeyi fark ettik. Oyun başladı. Oyun ilerledikçe bir noktada mesela ağladık. Gerçekten ağladık. Yani orada ağlıyorduk. Biraz geçti. Kahkahalara boğulduk. Kahkahalara boğulduk. Hatta bir noktada değerleri yansıtan bir şarkı var mı sizin ülkenizde noktasına geldiğimiz zaman... Arkadaşlarımızdan bir tanesi kendi ülkesindeki şarkılardan birini söyledi. Orada bayağı oynadık yani böyle ellerimizi çırparak oynadık. Şimdi bu insanlar daha önce belki aynı ortamlarda bulunmamışlardı. Okul çatısı altında bir araya geliyorlar ama bu oyun çerçevesinde bir araya geldikleri zaman gerçekten aynı dili konuşabildiklerini, aynı şeylerden bahsedebildiklerini, aynı noktalara ulaşmaya çalıştıklarını çok güzel gördük. Bize o şansı verdi. Ve inanıyorum ki yani Türkiye'de başladı bu oyun. Özelinde gibi görünüyor ama sonrasında aynen. Uluslararası bağlamda da ses getirebilecek bir oyun. Yani oturum öncesinde Selen'le konuşma fırsatımız olduğunda onu söyledi. Yani yurt dışındaki üniversiteden araştırmacılar bu oyunla ilgililer. İlgileniyorlar çünkü yani. Gerçekten değerler üzerinde tasarlanmış ilk kutu oyunu. Yani bir board... bir monopoli hissiyatıyla kutudan çıkan bir board. Umarım hep birlikte de deneyimleme fırsatı yakalarız. Biz Fatma'yla yaklaşık 19 üniversiteye yani Şırnak'tan Adana'ya yani o kadar çok yere gittik ki Isparta, Antalya, Eskişehir, Trabzon gerçekten diğer diğer gezdik. Hem öğrencilerle oyun oynadık hem de biraz değerlerimiz üzerinde sohbet etme fırsatı yakaladık. Gezdiğimiz her yerde de yine gördüğüm şey araştırma sonuçlarından çıkan her şeyin sağlamasıydı. Hem tarz olarak hem inanış olarak çok farklı olduğunuzu düşündüğümde bir anda hep birlikte şarkı söylerken birbirini buluyor. Çünkü temelde dediğim gibi değerler evrensel kavramlar. Bizim ilk başta oyunu oynamadan önce endişe duyduğumuz şey bu evrensel kavramlar biraz lokalize edilmiş versiyon oyunun içerisinde acaba aynı dili konuşabilir miyiz? Gerçekten aynı bütünü yakalayabilir miyiz endişesiydi. Bizim beklentimizin çok çok üstünde sonuçlandı zaten. Çok keyif aldık hepimiz. Yani gün sonunda şunu da söylemek istiyorum aslında. Değer taşı şu an satışta. Biz hepsiburada.com üzerinden oyunu satışa sunduk. Ama oyunun hiçbir kar amacı güden yanı yok. Tamamen bir sosyal sorumluluk projesinin aslında çıktısı. Bu noktada da ihtiyaç haritasıyla bir işbirliğimiz oldu. Oyun satın alındığında bir oyunu da ihtiyaç haritası üzerinden giriş yapan kullanıcılarla paylaştık. Bu vesileyle de aslında Erzurum'dan Çukurova Üniversitesi arkadaşlara kadar birçok noktaya oyuna erişemeyen hani o maliyeti karşılamak istemeyen hem yerel sivil toplum örgütleriyle hem de üniversite kulüpleriyle öğrencileriyle paylaşıyoruz. Siz de kendi içinizde değer elçisi olup oyunu oynatmak isterseniz lütfen bizimle Murat aracılığıyla her zaman iletişime geçebilirsiniz.
bu konuyu nerede ve ne şekilde konuştuğumuz gerçekten çok önemli. Neden gençlere bu kadar derinlemesini anlatmak istiyoruz? Çünkü toplumda o değer dönüşümü yaşayacağımız ve bu değişimi sağlayacağına inandığımız en önemli grup sizlersiniz. Çünkü bir gencin etki alanı aynı zamanda ailesi. Eminim evet, teknolojik bir alet alınırken babanız televizyonun modeliyle ilgili size fikrinizi soruyor ya da anneniz çamaşır makinesinin modeliyle ilgili fikrinizi alıyor. O yüzden ilk önce kendi içinizde öz değerlerinizle yüzleştikten sonra halka çevrenize yaymanızı umarım. Birlikte oturur tekrar konuşuruz. Başta söylemedim. Oyunla ilgili konuşmaya gelmemizi bekledim. Şimdi biraz sonra yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz oturumun. Oturum sonunda herhangi bir sorunuz varsa soru soran arkadaşlarımızdan, bilmiyorum kaç kişi olacak ama bir çekiliş yapacağız. Ve bir kişiye bu oyunla ilgili, değil mi Sedat? Tabii ki, seve seve oyunu hediye edeceğiz. Oyunu hediye edeceğiz. Yani bu bağlamda da böyle minik bir, nasıl diyelim, teşvik mi? Evet. Bir destek anlamında böyle bir şeyimiz olacak. Selin'in bize böyle bir katkısı olacak. Bu noktada da aklınıza gelen sorular varsa, yani konuştuğumuz konular üzerinden elbette, seve seve bekliyor olacağız. Şimdi en azından soruya hazırlık açısından da size süre zaman tanımak açısından da şey yapmış olduk, zaman tanımış olduk. Şeye geleceğim, şimdi İdema'nın web sayfasında dolaşırken şöyle bir şeye denk geldim, bir saniye. Aldığım şeyi en alta atmışım tabii. Siz hayal edin, biz hayata geçirelim. Değil mi? Yani bir de şu nokta dikkatimi çekti. Yaptığımız projelerle 500 bin kişiye ulaştık gibi bir kavram var. Şimdi bir, siz hayal edin, biz hayata geçirelim. Şimdi en başta da konuşmuştuk ya. Yani ben telekomünikasyon firmasıyım ama işte buzullarla ilgili bir şey yapmak istiyorum kampanyasına evet süper olur diyor musunuz? İkincisi 500 bin kişiye ulaşmak, 500 bin kişi dolayısıyla belki işte 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kişiye ulaşabilmek nasıl bir duygu? Yani o duygu ben gerçekten merak ediyorum. Ben çünkü sadece sınıflarda maksimum 110 kişiye ulaşabildim şu ana kadar. Hani şimdi 500 bin kişi deyince etkileyici. Yani şöyle oluyor. İşte bahsettiğim gibi kalkınma programları, kalkınma ürünleri, beraber yerden başlayarak iş yapmak ve odağına insanı almadan hiçbir işe girmemek zaten bunun başlangıcı. İhtiyaç yapısı bizim ürünlerimizden biri. Zaten başlı başına çok yüksek rakamları var ki bizim web sitesi şu an güncelleniyor. Rakamları çok daha üstündeyiz. Bununla beraber yaptığımız başka işler de var. Belki şimdi biraz daha ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Tabii tabii. Mesela en basit, en fazla kişiye ulaştığımız projelerden biri Keşfet projesi var. Biz Google Türkiye'nin, bildiğimiz Google'ın, Türkiye'nin KSS ajansıyız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ajansı'yız. Yaklaşık 6 yıldırını beraber projeler geliştiriyoruz. Google'ın şöyle bir derdi var, biz uluslararası bir firmayız, bizim içeriklerimiz var ama biz bunu Türkiye'ye uyarlayamıyoruz ve öğrencilere bunu anlatamıyoruz. Çünkü öğretmenler de bir araya geldiklerinde öğretmen bilgisayar kullanımı veya onu sosyal medyada koruyacak içeriği bilmiyor ki çocuğa anlamaz. İçerik de yok, medya da yok, yani kimse de yok, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye Google içerikleri ve bizim kendi akademik kadromuzla beraber içerik geliştirdik. Mesela şu an Türkiye'de 1. sınıftan 6. sınıfa kadar bilişim teknolojileri eğitimi alan tüm öğrencilerin kitaplarını biz yazıyoruz. Bizim ekibimiz yazıyor. Bu başlı başına çok büyük rakamlara tekabül ediyor zaten. Bu işte dediğim şey bu, sosyal gösterge, eğitim yapıyorsunuz. Yani dünya böyle gerekiyor yani. Ben şu an hiç anlamıyorum. Burada muhtemelen Twitch falan kullanan bir sürü insan vardır. Çocuklar oyun oynuyor, çocuklar yazıyor, çocuklar kodlama yapıyor. Yani ben yeni kuşağım, alakam yok. Biz bu çocuklara şifre nasıl kurulur gibi eğitim bile veremiyor. Bu noktadan buraya getirmek için bir şeyler yapıyorsunuz. Eksikliğinizi görüyorsunuz, farklarınızı biliyorsunuz, hadi yapalım diye kolları sıvıyorsunuz. Kolay mı değil mi? İkna etmek kolay mı değil ama oluyor. Ve oldu. Biz 5-6 yıla başlamıştık. Baktılar ki 4-5 yıl diyor. Şu an 1'den 6'ya kadar devam ediyordu. Başka ne yapıyoruz? Sosyal gösterge üzerinden yine gidelim. Nüfus ve göç hareketleri üzerinden. 2011'den beri İnanılmaz bir göç var. Açıklık politikasıyla 4 milyondan fazla Suriyeli, sadece Suriyeli, diğer ülkelerden
Suriyeli olmayan mülteciler hariç, onlarla ilgili ayrı projeler yapmaya başladı. Suriyeli mültecilerle ilgili bir proje yapmak istiyorum. Ben daha önce çalıştım da yine şöyle bir şey var, Google'ın üzerinden gidelim. Uluslararası firmalarda, yani burada hayalli olanlar var. Uluslararası firmalarda şöyle bir sistem var. Türkiye ofislerinde bile olsanız çalıştıkları firmalar vendor sistemine kaydoluyor. Yani tedarik sistemine kaydoluyorsunuz ve o firmanın Kolombiya şubesi bile gelse sizinle çalışmak zorunda. Biz Google Türkiye'nin vendor olduğumuz için Google onların yapmak istediği bir projeyi almıştık. Çok iyi bir KSS projesiydi, onu da şöyle söyleyeyim. Teknolojiyle ilgili bir şey yapmak istediler. Çok, hiç başka bir şey bilmediler. Ve der ki veri yok. İnsanlar gerçekten teknoloji kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bakın. Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve kurumlardan dolayı Ankara bir araştırma yaptık 5 şehirde. Göç yollarında teknolojiyi nasıl kullanmış Suriyeliler, bugün burada nasıl kullanıyorlar? Böyle bir veri topladık. Ve orada gördüğümüz şey şu, kurumlarla ilgili konuşuyoruz. Yani böyle bir şey yapacağız. Hani ne yapıyorsunuz, siz ne yapıyorsunuz derken dinliyorsunuz. Hep şöyle bir şey vardı, işte yardım edelim, karınlarını doyuralım, ev bulmalarına, barınmalarına yardımcı olalım, bilmem ne yapalım, şöyle yapalım, tamam. Hem de bu insanlar dönemedikleri bir ülke varken bir iş yemiyorlar. Biz dedik ki yani bu işi buradan başka bir yere taşımak lazım, sürdürülebilir değişim kaynağı. Sürdürülebilir değişim kaynağı nedir? Kendi ekonomik gelirini usulüne uygun. Yani kendi kurumsal şeyiyle beraber, firmasıyla beraber kuracağı bir şeyle devam ettirmek. Bir proje tarihi oluştu. Bizim böyle bir ekibimiz var, proje yazan ekibimiz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye baktık. Dedik ki sofrada kal, bu olmaz. Yemekten girelim biz bu işi. Biz gıda girişimciliği programı yazdık. Türkler, Suriyelilerin beraber eğitim aldığı 16 haftalık bir program bu. Bununla beraber Türkiye'de işte sektörde, gıda sektöründe olan kişilerin, otellerin, kentin şeflerine dahil biliyorsun, tedarik zinciri uzunluğu da dahil. Böyle bir ağla yarattık, beraber ürünlerinle geliştirdikleri bir program oluyor. Programın sonunda da seçilenlere çok küçük başlangıç fonları vererek hayata tutunmalarını çalışıyoruz. 100'den fazla mezunumuz var şu an ve bunlardan 20 tanesi kendi işini kurdu. Bunu yaparken insanlar bazen şey yapıyorlar, çok normal bir şekilde bu çatışmayla ortak değerlerle selam da biraz bahsetti. Ön yargılarımız var bizim, kabullerimiz var ve onlara iman çok kolay değil. Biz hiçbir şey yapmadık bunun için. Ve sadece dedik ki herkes parasının peşinde, herkes hayalinin peşinde, herkes evine ekmek götürmenin peşinde. Bir değil, beş kişinin karnını doyurmanın peşinde. Öyle bir ortamda ortaya kendi yemeklerini getirdikleri de kavga da etmiyorlar. Mutfağa da beraber gidiyorlar, ya da kavga edemiyor. En nihayetinde de çok değişik profillerin bir arada iş yaptıklarını ve birbirlerinden feyz olarak işlerini büyüttüklerini gördük. İnsanlar şey gözüyle bakmasınlar, böyle çok her zaman muhtaç insanlar gibi, insanların da bir geçmişi var ve onların da yaşam usulmaya ihtiyaçları var. Hı. Yaptığımız işe kayıt dışı ekonominin önüne geçiyoruz. Çünkü bunu anlatıyoruz, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmesi gerektiğini ve kendi işlerini kurabilirler. Çok zor çünkü çalışma ortamına girmeleri, izinlerin çıkması, mevzuat gereği, dünyanın her yerinde böyle. İlk önce kendi vatandaşını kurur mevzuatlar. Çok zor ve kendi işlerini kurdular. Yani bugün Suriye'deki nükleer mühendisi, yani devletin nükleer mühendisi adam peynir üretiyor. Ve siz buna tanık oluyorsunuz, destekliyorsunuz. Bu bizim bir projemizi büyüttükçe de büyütmek istiyoruz. İnsanların bir arada yaşama kültürünü destekleyecek bir proje aynı zamanda. Engelleyebileceğiniz bir şey değil, kimseyi de kovabilecek halde yok. Biz böyle bir toplumdayız yani. Beraber yaşama açlığımız da var. Bir projemiz de böyle. Ortak değerler hareketini yine biz yürütüyoruz. Onların verdiği veriler üzerinden bir kapsam bir çalışma yapmıştık. Gençler ve kadınlar seçilmişti. Yine özel bir çalışmaydı. Bir taraftan yine mesela bunu bir bizim için kurumsal gösterdi. Afet. Afetlerle ilgili 7 yıllık bir proje yürütüyoruz. Küçük işletme kuracak arkadaşlar da vardı burada. Kendi girişimini kurmak isteyen veya kurumsala gitmek isteyen olmak üzere ikiye ayırıyorum. Girseniz de bazı şeylere karşı hazırlıklı olmanız lazım. Bir bilişimden normal doğal afetlere karşı COBİ'yle kurulmaya yönelik bir proje yapıyoruz. Kendi hazırladığımız bir setimiz var. Uluslararası partnerlerle yürüyen bir proje. O setten girip COBİ kendi dayanıklılık testini falan ölçebiliyor ve biz onlara destek oluyoruz. Böyle böyle projeler geliştiriyoruz. Yeni ürünlerimizden birini en son şey yaparak gidiyoruz. Çok hızlıca zaten programın sonunda soru olursa soru cevap üzerinden gideriz.
şuna çok inanıyorum. İşte hedefler için ortaklık hikayesi zaten artık çok oturuyor öyle. Ama ortak çalışma alanlarında etkileyecek işler yapmaya başladık. Biz kendimiz ortak çalışma ofisi olan bir yerde çalışıyoruz. Bizim kendi ofisimiz var. Bir tane yazılımcı arkadaşımızın kendi iletişim ofisi var. Habitat Derneği bizim üstümüz. İhtiyaç üretimizle beraber. Hiç alakası yok diyeceksiniz. İşte kültürel hakları, BKM gibi film şirketlerinin yayın haklarını koruyan bir firma var bizimle beraber. Böyle bir ortaklık çıkardık. Beraber kendi ofislerimizde çalışıyoruz. O etkileşimden yeni bir şey doğdu. Türkiye'de ilk sanatçılar için yani kendisini sanatla ilgili herhangi bir üretime veya bir tablo çizmek de olabilir, bir print de olabilir, ürün geliştirmek de olabilir, hiç fark etmez. Bir alan açtık. Ortak çalışmalı, Innover Art diye. Burada İlhan veya Türk çalışmaları veya Hayal ve Türk sanatçılara çalışma ortamı açıyoruz. Hep birlikte beraber çalışıyorum ve bunu da Dastas Tiyatro'nun yanına açtık ki oraya tiyatroya veya sanata ilgisi olduğu belli eden insanların geldiği bir sirkülasyon alanından beslenebilsinler diye. Bunları destekliyoruz. Yani kazandığımızı buralara yatırmaya adetmiş bir yapı haline geldik bizim 8. yılın sonunda. Benim hani konuşmanın sonra bir sonraki soru cevap geçecek. Arkadaşlarım benim söyleyeceğim şey de bu. Burada bahsediyoruz, gönüllü olun, taşın altına elinizi koyun veya bir şey dönün, içinden tutun diye. Biz de bu sıralardan geçtik ve iş hayatına atılırken ben endüstri mühendisliği çıkışlıyım burada, buradaki mühendislerden farklı olarak. yani sektör nedir, üretim nedir, tüketim nedir, kar nasıl elde edilir, kar elde edilsin diye nasıl metodlar geliştirilmiş, hepsini akademik yaşamda öğrendim. Hiç problem değil ama iş hayatınıza girdiğinizde hiç öyle olmuyor. Hele ki bizim gibi kuşağı, benden sonraki kuşaklar için çalışma ortamının etkilerini görürsünüz. Siz de endüstri psikolojileri dersini de verecekler size. İyi bir çalışma ortamı veya istediğiniz işi yapabilme lüks değil artık. Sizin tercihleriniz doğrultusunda çok sorun var, değiştirebileceğiniz çok şey var, hayal gücünüz çok yüksek ve bir girişim olmak çok zor değil. Cesaretinizin olması yeterli ama kurumsala gireceğiz ve biraz daha garantiye gideceğiz diyorsanız sizi iş alacak insanlar sorular soracaktır ve bugüne kadar neler yaptığınız onları çok ilgilendirecektir. Biz burada gönüllü olun derken bu işi yapmış ana kadar bir yerde çocuk demeyecekler size. Bir ekip yönetmiş, bir işin içinden tutmuş ve bunu becerebilmiş diyecekler, böyle yorumlayacaklar. O yüzden anlattığınız her hikaye veya proje, sosyal olarak işlerden bugün bahsettik. Biz bu işine para da kazanıyoruz yani. Açlayız çok şükür. Kalkınma sektörü milyar dolarları bulan bir yere doğru gidiyor. Son sektörü de öyle. Kendinizi alıkoymayın. Gerçekten içinizde bir şey varsa yapmaya gidin ve devam edin. Sorunları görün ki fikriniz gelsin, algınız gelsin ve yapabilirim dediğiniz kelimeye, ben bunu yapabilirim diyebileceğiniz şeyler güçlensin. Biz böyle bakıyoruz. Yani korkmadan bir şey deneyelim diye atladık. Yani ben Dilema'nın kuruluşundan beri varım ve Karaköy'de 3 kişilik bir ofisimiz vardı. Şu an 45 kişi çalışıyoruz, Bornolu danışmanları hariç. Hiç bıkmıyoruz ama her gün tarih ediyoruz, neler yapabiliriz, neler getirebiliriz diye. Sürdürülebilir değil de bunun içine girebiliriz ama bir ürününüz gerçekten baştan doğruysa onu çoğaltabilecek çok işiniz var. Yağmur, ihtiyaç haritası sözlerinden verdi ama ihtiyaç haritasının görüntüsüydü ve çalışanı sonra oldu. Kimse tahmin etmiyordu böyle olacağını ve bugün milyonları aşan bir yerde Facebook'un bile desteklediği bir yapı haline geldi ve bizden tamamen bağımsız. Ben şu an ihtiyaç haritası ne yaptığını sizinle beraber gidiyorum. İnandığınız zaman yapıp büyüyebileceğiniz çok hikayeniz olur. Benim söyleyeceğim bu kadar. Üstüne soru cevapları başka şeyler sorarsanız destek olabilirim. Benim şey ilgimi çekti şimdi, gönüllülükten sonra o zaman SGK, yol, yemekle ilgili bir sıkıntı olmuyor. O yüzden şey... Yani çünkü... şey değil tabii, çocukluğun yani. Bu çok normal, gençler, dersler falan varken biz de üniversitede böyleydik ama bir yerden sonra kendi motivasyonunu, sert motivasyonunu sağlamadan da olmuyor. Kriz var diyorum, satın alma gücü çok düştü falan, pişman, her şey çok zor. Ama yaşamayı tutturmak veya bir şeylerin içinden tutup kendi işinizi yaratmak, kendi yeni modelinizi yaratmak, kendinize dair kafa yorup geleceği planlamak çok da zor değil. Yeter ki algınız açık olsun dünyaya karşı. Şöyle bir örnek yaşadım ben. Daha sonra hemen hızlıca bir özet geçeceğim.
Pazar günü işte İzmir'de bir üniversitede TTO'da çalışan bir arkadaşımla denk geldim. İşte ne yapıyorsun gibi bir ilk konuşma yaptık. Ben dedim şey, bir sosyal girişimcilikle ilgili bir planım var. Bunu hayata geçirmek istiyorum dedim. Dedi ki, para nerede olacak dedi. Yani para kazanacak mısın bundan dedim. Sosyal girişimci olmak istiyorum dedim. Ama dedi hayır yapacaksın dedi. Yani bu bir şey değil. Bunun sonucunda para kazanmayacaksın dedi. Ki kendisi bu projelerin içerisinde yer alan bir kişi. Ama o bile şey noktasında, yani sosyal girişimcilik dediğim zaman sadece filantrofik, yani yardımseverlik üzerine yapılacağı ve sonunda para kazanmayacağım bir şeymiş gibi düşündüğü zaman arkadaşlarımızın elbette ki hani bu tarz işte parası ne olacak, gelir kazanacak mıyım, olacak mı tarzı endişelerin olması çok normal diye düşünüyorum. Tabii en basitinde baktığınızda yani mevcutta yani kocaman bir şirketler dünyasından bahsediyoruz. Her biri bir şekilde bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştiriyor, onu devam ettiriyor ve bunlar da İDAMA ve benzeri yapıların destekleriyle devam ediyor. O yüzden bu gerçekten çok geniş bir alan. Sadece düşünürken evet yani ülkenin geneline baktığımızda işsizlikle ilgili bir sıkıntı içerisindeyiz. Ama krize ağlamak ve o çaresizlik içerisinde kendinizi yormak yerine yeni iş fikirlerini, buralardan yola çıkan iş fikirlerini biraz böyle göz ardı etmeden kafanızın bir tarafında böyle işleyerek, geliştirerek yola devam etmenizi nacizane öneririm ben de. Bizim bir hocamız var. İzmir'de üstün zekalarla çalışıyor. Bir gün bir bootcamp'te şey demişti. Yaratıcı olmak istiyorsanız ortak alandan uzaklaşın. Çok doğru. Yani hep beraber bundan uzaklaşmamız lazım. Çünkü algı çok kötü bir şey ve değiştirmesi çok zor. Yaratıcı olduğunuz zaman ihtiyaç yaratıcısı falan diyoruz ama ihtiyaç kelimesi çok kritik. Türkiye'nin çok 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 fazla ürüne ihtiyacı var. Türkiye'nin düşünen ve yaratıcı çok fazla gence ihtiyacı var ve bunu destekleyen inanılmaz mekanizmalar verdik. Gözünüz kulağınızda bir şey olsun da değil mi yani biz söyleriz de bizim beraber çalıştığımız kurumlardan biri Lambda değil de desteklediği yapı Aşoka var. Sadece sosyal girişimleri destekliyor. Dünyada 100 ülkede. Bununla beraber bir sürü kurum var. Artık Holding'ler kendileri de böyle şeylere destek oluyorlar. Doğan Holding'in baktığın üzerinde sanatçılarla ağırlıklı bir sanatçı gençlerle veya işte bursiyer gençlerle çalışmaları var ama bir sürü şirket veya Holding fikirleri destekleyecek çok fazla şey çıkarıyor. Ağırlıklı işletme olduğu için yani söyleyebileceğim belki finans falan o tarz teknolojilerle ilgili de ilgilenebiliyorsanız ürünler yine çok fazla. Kafanızı sadece bir şey ihtiyaç, siz bir bankamatikte sıkıntı yaşarken bir oradan kafanızda fikir geliyorsa onun üzerine gidin. Ne çıkacaktır yani? Mutlaka o fikri alacak biri çıkacaktır. Sizin götürebildiğiniz yerden alıp büyütecek de vardır. Ama düşünün ve oradan korkmayın çünkü çağ öyle bir çağ değil. Sizden önce işe girenler o sistemleri çoktan değiştirdi. Üretemeyen, düşünemeyen, yaratamayan veya farklı bir yerden bakış açısı getirmeyen dünyadaki bu trendlerden bir haber olan hiçbir gencin iş piyasalarında yeri yok artık. Yani bunu maalesef üzülerek söylüyoruz. Hani ben buradaki 90 kuşağı olarak görüyorum bizi. Sizle aramızda çok yaşam yok ama kuşaklar artık 3 yılda bir değişiyor gibi bir dünyayı görüyorum iş dünyasında. Bu baktığımız her şey, iletişim ünitleri, bu işte temel ilkeleri, iş dünyası da var bu arada. Global kompakt, onun ilkesi falan ama esas baktığında bir şey çalışanın verimliliği ve etkinliği öyle bakın dünyanıza. Yani sürdürülebilirlik hikayesi burada anlattığınız şey yok. Siz olmanız bir haberseniz bir işin devamlılığına dair ne kadar çok fikriniz varsa o kadar çok işin yansına var olacaksınız. İş sahibi veya çalışan olarak fark etmez. Teşekkür ediyorum. Daha sormam gereken çok soru var bu arada. I have so many questions to ask but there's a time limit for this session. So before finishing the session, I would like to ask a simple question. My students will be very familiar with this issue. I'll be just asking, how do you define sustainability with one word? This will be my question at the end of the day. So, sürdürülebilirliği bir kelimeyle anlatmanı istesem, yani sırayla sorayım ve daha sonra soru cevap bölümüne doğru geçelim. Sürdürülebilirlik dediğim zaman ne dersin? Değerler. Değerler. Güzel. Tamam, bizim bir dansla tek kelimeyle mi söyleyelim? Tek kelimeyle. Ne zor değil mi? Evet zor. İdema.
Biz kalkınma deriz yani. Kalkınma, çok güzel. Sosyal fayda tabii. Sosyal fayda. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için. Ya, inanın daha fazla hani sormak istediğim sorular da vardı, değinmek istediğim farklı konular da vardı. Ama isterseniz oturumun sonuna doğru gelirken arkadaşlarımızdan değer taşı oyununa sahip olmak için bir soru sahibi olan varsa onlara bakalım. Ben çok küçük bir ekleme yapmak Buyurun. İstiyorum. Sizin bahsettiğiniz sosyal girişimciliğin ve para kazandırma hikayesiyle ilintili. Biz geçen ay Nisan ayı boyunca ben sosyal kooperatiflik eğitim ve tanıtım trenindeydim. Ticaret Bakanlığı ile birlikte. Ticaret Bakanlığı'ndan ayrıca sosyal, yani sivil toplum örgütü olarak sadece biz vardık. Şöyle ki yaklaşık 8 ilde böyle ilham veren söyleşiler ve ticaret odaları nezdinde ya da kalkınma ajansları nezdinde sosyal kooperatifçiliği anlattık. Aslında az evvelki senaryodan hiçbir farkı yok. Bize de bu soru çok geliyor. Peki nereden kazanıyorsunuz ve gönüllü müsünüz? Ben gönüllü değilim. Yani gönüllüyüm. Gönüllülükle, yani gönüllülüğe devam ediyorum başka kurumlarda ama ihtiyaç haritasında gönüllülük bakış açısıyla bir şeyler yapıyorum ama bir çalışanım burada. Profesyonel çalışanım ve para kazanıyorum. Dolayısıyla yapı da bir para kazanıyor. Ana sözleşmemizde tamamen kar amacı gütmen yazıyor ama kooperatiflerin, özellikle sosyal kooperatiflerin şöyle bir dünyada trendi var. Sosyal kooperatif karını sosyal kooperatifin faydaları ve toplum için harcar. Dolayısıyla biz elde ettiğimiz karı kooperatifin ilerlemesi ve toplumsal fayda yaratan işlerde kullanıyoruz. Dolayısıyla bir kar elde ediyoruz. Birazcık girişimcilik ve o başına sosyal ya da dernek ya da vakıf getirdiğimizde para kazanmadığını düşünüyoruz. Arkadaşlar bu yapıların hepsi para kazanıyor ve hayırseverlik içgüdüsüyle yapılmıyor. Yani bir kar olmak zorunda yapının işlemesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için. Aynen. Ve çok küçük bir noktayı da iletmek isterim. İtalya'daki kooperatiflerin, sosyal kooperatiflerin ortaya çıkma biçimi, mesela üniversiteli gençler işsiz, yani mezun olduktan sonra yapabilecekleri iş bulamıyorlar. 7 arkadaş bir araya geliyor ve bir sosyal kooperatif oluşturuyorlar. Yani bununla ilgili YouTube'a girdiğinizde bir sürü örnek var. Ya da işte gidiyorlar bir oteli tutuyorlar, orayı kooperatif olarak işletiyorlar. Yani yapabileceğiniz çok şey var. Dolayısıyla bu bir gelir modeli. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Var mı sorumuz? Güzel. İki soru var. Bir Hakan, iki Mahsun. Evet. Evet. Şey, çekişme yaratmaya çalışıyorum. Hakan Yılmaz. İkincisi de Mahsun Aksu. Mikrofon açabilir miyiz acaba? El mikrofonunu. Soru cevap için gelen mikrofonun sesini açabilir miyiz? Belki bir tık yüksek sesle. Evet. O senin gül sesinle. Dayanışma, yardımlaşma. Gel yer değiştirelim. Öncelikle hoş geldiniz ve gerçekten çok yararlıydı. Dedikleriniz benim zaten uzun zamandır kendi hayatımı adapte etmeye çalıştığım şeyler. Hatta eğitimimi bile bu yönde geliştirmek istiyorum. Ama her seferinde ben kendi araştırmalarımda, sizin de söylediklerinizde böyle bir boşluk fark ediyorum. Hep sürekli gençler böyle yapmalı, gençler şöyle olmalı. Hep bunlardan bahsediyoruz. Hatta sizin yaşlarınıza bakıyorum. Kendi okulumda bu işle ilgilenen öğretmenlerime bakıyorum. Herkes çok genç. Peki biz madem bu kadar kapsayıcılık, madem bu kadar beraber, neden yaşlılar adına bir şey yapmıyorsunuz? Veya neden olmuyor? Bu umutla mı alakalı bir şey? Sizde umut çok fazla, sizde umut çok fazla. Hani biz yaşadık zaten, bizden bir şey geçti. Evet, tam bunun özelinde bir projemiz var. İzmir'de yürüttüğümüz Ege Geriatri Derneği ile işbirliği içerisinde geriatri yaşlı hastalıkları ile ilgilenen aslında bir bilim dalı. İzmir'de Tazelenme Üniversitesi diye bir yapı kurmuşlar. Bu yapı içerisinde 60 yaş üzeri kişiler gidip belirli noktalarda eğitimler alabiliyorlar. Sağlık eğitimleri, kültürel eğitimler, tarih, coğrafya, farklı farklı ders alanları var. Ve burada lise öğrencileriyle buluşabildikleri bir proje fikriyle
bizimle iletişime geçtiler. Bu arada Ortak Değerler Hareketi olarak 7 tane böyle proje desteği verdiğimiz de takip ettiğimiz projemiz mevcut. Orada aslında 60 yaş üstü yaşların hayata katılımlarının devam etmesi, o çalışma hayatlarında edindikleri tecrübeler, deneyimleri lise öğrencileriyle paylaştıkları ve bunu oyun yoluyla yaptıkları bir hikayeleri var. O 60 yaş üzeri grup kendi çocukluklarından gelen bir takım oyunları, işte Cicoz, Aşık gibi bizim bile ismine çok aşina olmadığımız oyunları lise öğrencilerine öğretip gösterip birlikte oyun günleri tasarlıyorlar. Bu bazen İzmir'deki kapalı bir spor salonu oluyor, bazen açık alanda birlikte oyun oynuyorlar. Lise öğrencileri ise kendi döneminin oyunlarına yaşlılarla oynuyor. Ve aralarında çok ciddi bir alışveriş gerçekleşiyor. Burada yine oyun vasıtasıyla aslında birbirlerine böyle görevler verdikleri, birbirlerinin hayatının içinde yer aldıkları, bazen bir mentor gibi, bazen danışman, bazen abi gibi, diğerleri de onlarla beraber bir arkadaş gibi, asla torun demiyorum, gerçekten arkadaş gibi devam ettirdikleri bir ilişkileri söz konusu ve onlar da beraber projeler tasarlıyorlar. Yani mesela onlarla da bir değer taşı oynamak için buluştuğumuzda, oyunu oynadığımız okulun kütüphanesi yoktu. Liselilerle ve yaşlılar işbirliği yapıp orada bir kütüphane kurulması için bir proje başlattılar. Yani burada aslında bir projemiz var. Asla hani evet, yani gençleri neden bu kadar çok vurguluyoruz? Çok daha aktif, çok daha hayatın içinde, çok daha etki alanı büyük olan bir grup olduğu için vurguluyoruz ama yaşlıları da asla sürecin dışında bırakmıyoruz. Bizde de ihtiyaç haritasında zaten Yelpaze başında da söylediğim gibi çok geniş ve biz buluşturma misyonunu üstlendiğimiz için mesela Ankara'da bir yaşlarla ilgili çalışan bir dernek onlarla ilgili bir ihtiyaç girmişti. İşte ya da işte yaşlılara mesela diyor ki elektrik faturalarını, su faturaları kendilerine ödemiyorlar, gönüllü ihtiyacı girmişti. O gönüllüler gidip hem onun ev temizliğine yardım ediyordu, hem su faturalarını ödüyordu, elektrik faturalarını ödüyordu. Bu tarz iletişimler mevcut. Zaten yani sadece içeriye girdiğinizde göreceksiniz. Ortak fayda dediğimiz nokta o. Ortak faydada herkesle buluşmak zorundayız. Ve gençler bir ilk cümlendeki şöyle olmalı ya da gelecekte şöyle yapmalı vesaire değil. Benim hiçbir zaman bakış açım öyle olmadı. Çünkü ben şu sözün aksine hani yeni şey, gelecek sizin eserinizdir, gelecek sizinle şekillenecektir. Öyle değil. Bence siz bugünün söz sahibisiniz. Yani bugün söz söylemelisiniz. Geleceği beklemeyin arkadaşlar. Yarın her şey çok geç olabilir. Bugün kendinle ilgili konuda, yani hakkınla, seninle ilgili konuda sen bugün söz sahibi olmalısın. Aynı şekilde çocuklar da öyle. Yani çocukla ilgili konuşuyorsun ama orada çocuk yok. Orada çocukla ilgili konuştuğunda söz sahibi çocuk. Çocuklar ya da gençler geleceğin değil, bugünün söz sahipleri. Ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Üniversitedeyken böyle konuşmaya geldiklerinde ne güzel işte hayal kur, şunu da yaparsın, ver gazı yaparız tabii ama nasıl yapacağız? Yani herkes böyle çok umut vadeden konuşmalar yapardı ve birazcık böyle içten içe sinir olurdum. Burada gerçekten niyetimiz asla bu değil. Sizin tarafınızdan baktığımızda hayatınızda devam eden, sizi yoran, üzen, bariyer olarak gördüğünüz eminim farklı konu başlıklarınız vardır. Sadece bizim istediğimiz şey standart olarak gördüğünüz bir takım düzeneklerin dışına çıkıp farklı alternatifler de olduğunu bilmeniz. Yani buradan çıkınca muhteşem bir yazılım yapın ve Facebook benzeri bir site yaratın demiyoruz. Yani sadece yapsınlar. Tabii yine yapsınlar yani. Hani bir, neden olmasın? Bizim demek istediğimiz farklı alternatif iş alanları var. Hiçbir zaman kendinizi bir şirketin finans departmanında ya da bir şirketin satın alma departmanında sıkıştırılmış ve oraya ait olmak zorunda olacak bir kişi gibi görmeyin. Artık ihtiyaçlar çok farklılaştı. Ama eğer ki hani bir şirkette evet sabit bir maaşla devam edecek bir düzenek yaratmak istiyorsanız da kendinize, Fatma'nın söylediği gibi artık sorulan sorular not ortalamanızın kaç olduğu değil, hayatın içinde ne kadar aktif olduğunuz, ne kadar ekip çalışması gerçekleştirdiğinizle doğru orantılı sorularla karşılaşacaksınız. Bizim burada nacizane bulunma sebebimiz her birinizin aklına böyle küçük bir tortu bırakmak, kalbinize küçük bir kıvılcım düşürmek niyetimiz bu. Ben teşekkür ederim. Mahsun'un sorusunu bence bitirdikten sonra, çünkü
12.30'a geldik. Seni de ama listeye aldık bu arada yani şey için. Hediye çekiliş listesinde. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza ben sertifikalarını, hediyelerini takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizim için bu arada gerçekten harika bir gündü. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.